We are live. We are fucking live. Right now? Right now, right now. We are live. Bro, you're fucking fast, you. Neyse. Dur bakayım. 800 mi yaptım, 8000 mi yaptım? Bazen mi denir, bazen mi? 1, 2, 3 tane. 8000 yapmışım abi. Demem sana. Live. Sen öyle sıcaklamıyor musun ya? Ya kanka, ne oldu biliyor musun? Bilmiyorum, evet. Evet. FF evet. Tişörtlerimin hepsi kirli. Evet. Hoodie giydim, çok sıcak. Dedim bari hırka giyeyim yani. Ben bunu aldım seni öyle görünce Berk. Selamlar, selamlar arkadaşlar. Ya yapacak bir şey yok dostlar. Şuradan şey açayım bak, cemi açayım. Ya dostum muyum gerçekten? Ya gerçekten mi? Ya dostum muyum? Nazar olsam yine değmem sana. O demo dinliyor. Ne dinliyorum? Demo, deme takalım. Ha demo mu onun adı? Bir dansöz var. Yeto. Şu anda Serdar çıktı. Dur bekle, cipsimi alıp geliyorum bro. Gel bakalım bebeğim. Zararlı değil mi ya cips falan? Arkadaşlar dur neyse, biraz daha toplanalım. Ya da şimdi deneyelim ya bunu bir. Ben de denemedim. Bizim jelibon nerede jelibon? Abonelerimizden jelibon burada mı? Sayınlar, aleyküm selam kankam. Josem, aleyküm selam, hoş geldin. Aku, bu jeli bana kazandık mı maçı, ne oldu, daha başlamadı, dur lan. Bu jeli bana şu mikrofon şeyini aldırttı bana. Shock mount'unu, shock mount. Teoriye göre şu anda sarsıntılar buna gitmemesi lazım. Deneyelim mi? Gitti amına koyayım. Dur yok. Sesi mi duydunuz acaba, sarsıntı mı? Bak şimdi. Size çok quick bir şey sorabilir miyim? Olasılıklara göre Jelen'in cezasını konuşalım. Bunun ücreti kadar abonelik atacak chat'e yani şu anda. Bir sik olmayalım kadarıyla, evet duyulmuş. Parayı geri almamız lazım abi. Öyle ses var, patlama, sarsıntı yok. Seninle kalbin var. Ama bu bir çözüm değil. Sor Yağmur bu arada. Yabancıya telefon numarası verirken artı 9'da başlıyorum değil mi? Ya yine kimle flörtleşiyorsun bilmiyorum ama evet 09 şey 90'la başlıyorsun. Artı 90'la başlıyorsun. Artı 90'la. Tamam. Flört falan yok, kendinize gelin. Tamam abi, bir şey açıklamak zorunda değilsin yani. Ben... Enişte Uganda'dan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Wow dude. Wow dude. İyi akşamlar Berk, ben Adaş'taki. Video ne zaman yayınlanır? Ha ben Yunanistan'da olarım. Kanka onu bilmiyorum, onu FF tarafı biliyor. Onun editleri bize değil. Ömer Prime'le abone olmuş, hoş geldin aramıza. Büşra 23. ayını kutlamış, sağ az demiş. Teşekkür ederim, 23. ayımız kutlu olsun. Doğukan 2. ay sağ az. Teşekkürler. Kimi tutuyorsun ne demek ya kardeşim? Kimi tutuyorsun ne demek ya? Saçma sapan. Matse Ponken 10. ay. İyi yayınlar şefim, ekibe selamlar demiş. Aleyküm selam. Yüksek uçak başım, iyi sarhoşum. Neresi olmuşum, nenleri? İyi yayınlar şefim, ekibe selamlar. Eyvallah şefim. Hanriers by the way 6. ay, teşekkürler. Şekersiz çay 5. ay, Sagai Sports FF demiş, teşekkürler. Neresi çıkar onu anlayamazsın. Ben şunu hallederim. Valo yok mu abi? Var abi şimdi. Hem de Valor'un kralıyla var. Firefox Valorant.
Büyük maç ya. Ben sana görsel yapana kadar adam Master Race'ten ayrıldı, geri girdi. Ya güya bana device görseli yapacaktı. 10 yıl geçti. Arkadaşlar oluyor öyle şeyler biliyorsunuz. Benim de yani sözde ben de Dusk'i taktiklerini anlatacaktım. Dusk'i map pool'dan kaldırıldı. Kapı değişti falan yani. Başka Yok bu arada. dünyadayım. Tiltim kanka, 4 yıl simple olmuş yapıyor lan sürekli. belki. Tabii. İsa Beştir göndermiş. Selam abi nasılsın? 2 ve sağ demiş. Aleyküm selam. Teşekkür ederim İsa'cığım. Sen nasılsın? Olur. Tabii tabii yani. Bu Jelibons muydu? Jeli miydi lan bana bunu aldıran? Norin 8. yayını kutlamış. Herkese selamlar demiş. Teşekkür ederim. 8. yayımız kutlu olsun. Eyvah. Uçuyorsun dala dala. Sakin ol. Yeni set ne lan? Yeni set mi geldi? Ben yeni map'i de oynamadım. Yeni seti de görmedim. Yeni map cacık. Aman bana sakin ol biraz az Her olsun. map çıktığında bundan daha kötüsü olabilir mi diyorum ve yapıyorlar abi. Al Helal TV olsun. 50. ay. 50 ay iyi olmuş demiş. Helal olsun. Ajan Helal geliyor ya olsun. Berker abi, dur bir dakika kısımda. Eyvallah Alp abim. Walkens 21. ay. Selamlar yayınlar. Kanka teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Nereden geliyor ya? Merve CSGO hoş geldin aramıza. Aa, Merve det Merve. Hoş geldin Merve. Oğlum bana bu şok mantı veren Jelly miydi, Jellybones muydu? Şuma, bir enerji patlaması olmuş sende. Yo, bayağıdır yayın açmıyorum. Öyle değil mi? Çok uzun zaman oldu ya. Bir iki gün. Hadi iki üç gün. Hadi cuma açmadık. Cumartesi bir. Yani iki gün. Dün bir de şurada açmadım. Şunu bir düzelteyim. Uçuyorsun da da da. Rüveyn 40. ay. James Clawson Enes'im teşekkürler. Vio hoş geldin. Tüyü de çekin Sen. ha bak şimdi. Arkadaşlar iki tane bomba video geliyor. Üf. Yani bir haftada iki video çektim. Yani çektik. Yani 4 yılda 4 videoyu attığımı düşünürsek bir haftada 2 video kariyer rekorum diyebiliriz. Seninle gurur duyuyorum Berk'im. Teşekkür ederim. I'm very proud of you brother. Düzenli Thank you man. yapışlar Appreciate that. demek. Appreciate that. Zirvede bırak YouTube'u. Çok güzel iki tane video çektik harbiden. Bir ilk çok samimi bir dönüş videosu olacak. Böyle günlük rutinimi anlattığım bir video. İkincisi de gördüğünüz üzere tabii ki de Dust2 serisinin ikinci videosu. Öğrencim Direncan'la çektiğimiz video. Hastasına. Görmeden inanmam. Siz de haklısınız artık. Bende de yani video geliyor, çektik, gelecek. Yüzleri kalmadı yani. Yüzüm yok artık bunları söyleme. O yüzden geldiği zaman tekrar konuşuruz. Az koşmadım ki. Frazzly 15. ayı kutlamış. Seha demiş AS. Kişi Selim 23. ay. Ne attı lan o? Ekmek. 23. ayımız kutlu olsun Selim Aga. Köylü. Kürt. İsam geldim ya. Oğlum şeyim bozuldum. Metabolizmam, hayat dengem şaştı. İki tane video çekince ne yapacağımı şaşırdım yani. Şimdi ister istemez günde iki kere video günü olacağı için bundan sonraki hayatımda şu yayın saatlerini, tarihlerini de biraz daha düzenli bir şekilde yaparız diye düşünüyorum. Zaten şöyle arkadaşlar, şunu şöyle anlatayım. Hatta şunu alta da koyabiliriz ya Mertcan. Yayın takvimini. Çünkü FF'in maçlarının hepsinde burada olacağım yine. Karşınızda olacağım. Haftaya iki tane FF maçı var bu arada. Mesela hafta iki kere karşınızda olacağım. Cumartesi pazartesi var haftaya. Renk Ice Ya Prime'la iki abone kere deyince olmuş. başka Hoş yayın geldin arada. açmayacakmışsın gibi Teşekkürler. oldu ya. Evet. Maç Yok izleme yok yok açısından yok. iki mi Lütfen diyelim lütfen. o? Maç izleme. Bak minimum zaten iki kere açacağım yani. Ses lazım. Ona ses lazım geldi YouTube kanalımıza. Mertcan hiç. Atma onu video iki özel. Hani hiç Attı. yani vallahi. Ben bu videoları atıyorum. Ufka abi. Nasıl yani? Arkada da map Kapıda duruyor. duruyor. Duruyor abi. Kapıdan 20 dakika var. Tamam çok iyi. Abi onu da bilerek kaldırmadım ki insanlar çektiğimize inansın bir merak uyandırsın YouTube'da çok güzel bir sözüm var yani. demiş biri. Dur bakayım neymiş o. Sen tavuk ben lavaş sar beni yavaş yavaş. Bu mu?
Köfte değil miydi Ultimatom, ya? hoş geldin. Memnun musun şoktan? Jelibon, bunu sen mi aldırtmıştın bana? Yok, Joseph Fly. Tamam. PUBG bitmemiş gibi bize burada karşı karşılar, Türkiye'nin en büyük takımından ikisi karşı karşıya. İsa Bey sıra daha göndermiş. Abi bugün full oyunumu izleyeceğiz. Abim bilmeyeceğim, bilmeyeceğim, bilemeyeceğim, bilemiyorum. Bakacağız duruma göre. Günüm Gerçi beni doğru. tutmayın. Berk, senin ilk video ile ikinci videodaki hepler farklı kanka, orayı hiç çaktırma. Oğlum, sonuçta niyet teori önemli yani, oradaki düşünce yapısı önemli, kapılar değişmiş falan. Hiç önemli değil. Rapsodo Ömer 32. ay. Teşekkür ederim Ömer'im. 32. ayımız kutlu olsun. 5 senede bir video çekince duvar asmış. Arkadaşlar, bu geyiklerinizin hepsini YouTube videosunun altına da bekliyorum lütfen. Bol bol yorum. Duydum sesleri. Güzel gözümü. Burak Şimşek de buradan selamlar olsun. Artık Dust2 oynamıyoruz Berk'im ya. Ya kanka, zaten Dust2 oynadığınız için değil, o videonun devamı gelecekti. Ve onun mimlerini yaptık tekrardan. Aynı önlük, aynı gözlük, hani fotoğrafta attım ya. Hani biraz da böyle videonun içinde eskiye gidip gelmeli bir, hani size de böyle bir duygusallaştıracak anlar koyacak Evo. Anubis gelsin artık. Dönün, dönün, dönün. Ayrıldığım kıza seni sikime taktım çünkü bir konuda. Ne de onun bu? Sonunda çılgın sözleri. Ses lazım, şimdi izliyoruz arkadaşlar. Manu mu attı? Aha. Bari Berk, Manu kaç mu video attı? geliyor şimdi kanka? Şu anda iki video hazır. Bu hafta da Evrimen'den yine iki tane content isteyecek. Onların metnini yazmam lazım. O yüzden yani çok uzun zamandır çalışmadığım gibi çalışıyorum tekrardan. O yüzden Berk kalp. Hak ediyor, büyük alkış. Eyvallah Mertciğerim, eksik oldum. O zaman bu yıl 20 video gelir ha kanala. Abi bilemiyorum. 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 Bilemiyorum Altan. Tafo 64. ay. Tafo. Videolar burada. Gelecek. 64. ayımız kutlu olsun abi. Teşekkür ederim. Tulpar 12. ay 1. yıllık demiş. 1. yılımız kutlu olsun Bekom demiş. Teşekkürler. Dokuz buçuk dakikam var maça. Aynen, çok iyi. Harika. Harika. Fucking great. Hemen Şimdi ben maç yapacağım. size... Hep oyun Evet, daha olarak konuşuruz mapler maçta. mapler. Bu gözler bunu görürse artık rahat uyuyabilirim. Ne iyi ya. Şefim, şu Low Latency ile alakalı bir video yok mu ya? Togril. Onun videosu Cantu abi tarafından geliyor. Ondan sonra belki ben bir ekstra çekerim. Belki ama yani hani ayrı bir video olmaz ama bir başka bir şey anlatırken onunla değinirim. Aygun Ayrancı 20. ay yayınlar ciğerim demiş. Teşekkür ederim, 20. ayımız kutlu olsun. Yetuce Sasuke abimle dalga geçmiş saç hakkında ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Allah, her yeni gelen nesil daha da terbiyesiz, saygısız. Diyecek lafım yok, ben de öyleydim. Bunlar daha da cıvık. Öyle işte yani, ne yapacaksın? Efendim canım. Sana bu sezon için bir söz veriyorum. Hı. Kafandaki saçları arttıracağım abi. Mutluluktan saçların artar tekrar tekrar. Goy goy nereden geliyor? Kim demiş buna ilk goy goy Abi diye? goy goy nereden geliyor biliyor musun? Bu Kartal gondollar goy var ya. goy goy'dan geliyor bence. Hayır hayır. Bu Luna Park'taki gondollar var ya. Ha? He. Onlar sallanırken insanlar böyle hey diye bağırırken bir anda gondoldan goy goy'a çevirmişler. DC'de. Abi bunlar Eray'ın boşunu niye koyuyorsunuz abi? Ne DC? Yani DC ekran mı? Sorry, pardon. Jelong'u flash atıp pikleyeceğim. At. Olur.
3 tane daha var. Nice oldu. 2 öldü. Tepe attı sayda galiba. Öldü o. Bir tane C long'tu. C biri. Saldım. C var. Bakıyorum long'a, double'a bak. Double'a bakıyorum. Kim güzel olmuş lan. Bir iş. Çok iyi olmuş bu. Bakıyorum ona. Tarat attım, bekle. A'ya bakıyorum ben. B'ye dikkat. 5v2 disiplin. Evet evet, Tarat'ın bakıyor sakin. Bomba onlarda ama. Büyük ihtimal. Ben heaven'a gidiyorum o zaman. Sarsı beni. Bakıyorum hala, sıkıntı yok. Double. K2. Geldim. Beraber. Double'a pikledim. Double. Oyş. Ok atacağım. 97 birlikte. Cross'um. Gel cross kal, gel. Spectre'i nasıl vuruyorsun öyle voltan? Nice. Bir tane daha vurdu ya. Nice. Şaka mı bu? Nice. Budur beyler. Devam ediyorum. Evet evet. Bence salalım burayı. Durdular şu an. Burada. Second mid geçmiş de bula. Window'a smoke atacağım. Yürüyor galiba. Fade hala burada. Raze dozunda bomba attı. O tek hala galiba. Heaven'a smoke. Geri gitti. A'ya koştu adam. Koşuyor. A short'u smoke attı. Kardeşim Rigi'den sağ, good luck, have fun, eyvallah Batum. Öldü bir tane. Şu bilgisayara geldi artık, bir format at. FIFA aldım yük, oynayamıyorum senin yüzünden. Ben bakacağım. Oğlum bir FIFA'yı geç, 1.6 gireceğim geçen arkadaşlarla, şey açamıyorum, anti-cheat açamıyorum. Rigi'den sonra bana gelsene direkt, maçlardan sonra, Esa'dan sonra. Sen? Ultim var. Bas. B'ye bakmanız lazım. Bastım ultiyi. CT yapışa dikkat et, B lurk'e dikkat et. Lurk'e dikkat. Flash bekliyorum. Uzunda biri. Second'a giriyorum. Oynuyorum. Bombaya smoke atacağım. Mola attı bomba 2 tane. Flash attım. Kıracağım oku. Long. Aldım onu. Tepe atacağım yukarıya. Flash short'ta. Bir tane daha molisi var bombada. Flash var mı long'a? Yok. İki sağ. Smoke attım. Bombaya mı geldi? Çözüyorum. Küç. Çözemedim. İkisi de orada. Bastım bombaya, yarıya alacağım. Okay. Çöz. Bravo lan. Nice oğlum şu çok önemli bir maç ya. Sasuke. Olay fantommuş Sasuke. İsabetli rendermiş. Abi sigarayı bıraktığını değil, biliyorum. Ben de 6 yıldır sigara içiyorum. Nasıl bıraktın? Taktik görmüşsün. Bomba pikledi, 40 vurdum. Hayır. Kanka 1-2 denedim. Böyle içmemeyi. Bu sonuçta kendilerine ne kadar hayır dediğinle alakalı ya. O sırada da böyle çok fazla şey reklamı duyuyorum oradan buradan. Ali 171 sigarayı bırakma attı. Aradım. Dedim böyle. Ben dedim sigara içiyorum. İşte bırakamıyorum öyle falan filan. Anlattılar. Aslında onların da yaptığı çok bir şey yok. Ama psikolojik olarak yanınızda bir destek hissediyorsunuz. İşte sigarayı bıraktığınızda neyle replace edebileceğinizi anlatıyor size. İşte su kuru yemiştir. Cacu zaten sigarayı bırakıp hani hiçbir şey yapmama gibi bir durumu yok. Onu bir şeyle doldurman lazım. Sporla, suyla, işte kuru yemişle, sakızla, kürdanla. O hep şey yapıyorsun. Ağız el alışkanlığı doldurman gerekiyor. Yani asıl olay orada. Hani bırakmak değil de replace etmek. Sağolun. Sen daha bende. Geldim. Bu layız 3. ay. Eyvallah, 3. ayımız kutlu olsun, teşekkürler. 2 double beyler. Çıktı. Gerimeri yok. Yok öyle bir şey. Bekliyorum sizi. Window öldü. Cross kal bende ben. Cross'um buraya. Kök. Şey şimdi, varsa öyle bir boşluğun... Togril'im olur onu. Bünyamin Prime'le abone olmuş, hoş geldin. Geldi yakın. Biri window bir. Alarm bot deaktif. Window'da, son. Gel cross altı üstü. Tamam. Helal ufuk. Nice Sasuke. Çok iyisin. Eyvallah. Gel öpeyim seni. B. B mi? B. Döndüm ben. Attım smoke. B'ye geldim, yaktım B'yi. Alarmo çalışmadı, double'a dikkat et. Girdi mi? Çıkamıyor. Kurdurtma. Smoke var. Nice. Çok iyisin. Nice oğlum. Biri geldi. Flash attım, ikisi de kör. Nice. Helal lan Aray. Nice. Helal oğlum. Çok iyi. Jelong'u smoke atacağım. Jelong. Duymadık be. Dönün C'ye dönün. Jelong oynuyor. Öldü. Nice oğlum. Dön. Yardıma git. Double door giriyor. Tamam saklan. 3. Bir tane daha. Hepsi. 2. Bir tane daha. Nice. Helal lan be. Nice abi. Çok iyisin. Devam böyle. Devam böyle. Nice. Hakan 20. ay 20 ay olmuştuk dostlar. Nice teşekkür ederim. Kırdım ultiyi, kırdım. Takin double yok. Bridge ultisi geldi double'a. Bakıyorum double. Atıyorum double. Flash. Bir tane öldü. Attım flash. Oynasaydı. Jelong'a smoke düştüm. Kırım. Çözün biriniz abi. Jelong 2. Bir tane de. Double. Öldü. İkisi de long'da, ikisi de long'da. Önündeyim. Bombaya basın. Beyler bir dedim var. Mert havada mı sekti? Tüyem çarptı. Tüyadan mı sekti? Smoke geçecek 3 saniye. Raze yedim. Al abi. Bırakma. Aldım bombayı. Nice. Çok iyi lan. Harikasınız. Hazır ok. Smoke attım. Attım oku. Nerede olması 16. ay selam herkese. Backside'de bridge gözüktü. Sürüyorum. Bakıyorum bence linki. Çek direkt. Çektim. İki tane daha. Nice. İşaretle. Double door bir galiba. Çözüyor. Sak diye bayılırım ya. Beta'dan beri. Flash attım öne doğru, yaklaşıyorum. Girdik bulup çıktık. Nice oğlum. 4v2 disiplin. Çıkmadı. İki tane galiba. Devam öyle düşün. Tüm olma 8. Artık yeni modda bu arada Beko. 3v2 disiplin. 4v2 disiplin. Saniye. Bridge oradaydı, o beni görmedim. Bir daha yaktım. Lafı çok.
Disiplin. Kırdılar. Yarı değil, yarı değil, yarı değil. Biri sağda, biri solda. Geldim yanında tamam beraber. Rastlı biri de, tekledim. Çözen yok, çözen yok, çözen yok. Çözmüyor. Çözmüyor. Windows. Nice. Nice oğlum. Nice. Nice. Bravo, çok iyisiniz. Helal böyle, devam. Attım flash. Kırdı yakın, green'de biri. Lan dört, oğlum lan. Double door çıktı biri de. Tepe attı geri. Böyleler beyler. Nerede? Beraber. Flash verdim. Berat 9. aynasın ya, teşekkür ederim. Sen nasılsın? O da buradaydı. Double'a bak. Backside. Klasiği var. Beraber sağ pikte. Nice. Helal helal. Short'a smoke attı, hızlı oynayacak buraya. City'ye smoke düşüyorum. Attım City'ye de smoke. Kuracağım. Açığa kurdum bombayı. Hızlı geliyor. Aldım gözü. Heaven'a dikkat et. Heaven var. Çıkıyor City. Tumor içindeyim. Koştum short. Flash atıyorum, flash attım. At. Heaven, Heaven, Heaven bir. Heaven bir can. Yaşa, yaşa. Ve beni bilmiyor. Öldü Heaven. Yakın. Bullerin var. Çok yön alamışlar lan burayı. Öldü, çözemiyor. Nice! Gel buraya, gel! Oğlum bu da o ne zaman clash verdi lan? Ne yapıyorsunuz ya? Nasıl gidiyor? Ha, şokmanttan memnun değil misin? Jelibon sen aldırdın, sen mi aldırdın bunu? Yine unuttum bak, Jeli mi aldırmıştı? Ben Jeli aldıracağım size bu round'u. Oğlum bak aldırttı bana bunu. Abi artık hiçbir şey gelmeyecek, ses mes sıkıntı. Bak. Geldi mi? Jose bile aldırdı. Geldi mi? Geldi. Bir daha vur. Oh kulağım. Kardeşim masayı ikiye bölseydin. Abi ben niye zaten bunu aldım anlamadım ki. Adam linki attı. Abi bu bütün problemleri çözecek dedin. Benim problemim ne bile demedim. Aldım yani hani. Benim mallığım evet ama. Sen çok hızlı gaza geliyorsun. Öyle bir problem var. Window'a hala bekle vuracağım. Flash'ın var mı Window'a? Var. At. Öldü. Nice. Nice oğlum. Al vandalı. Ultim var git. Uzağa git. Çıkıyorum çıkıyorum. Gel gel köşeye gel. Cross go şuraya. Dez yedim. Ben de yedim. Basınca söyle. Yedince mutlu sanırım. Açtım Oli'ye. Vision ultisini yedim ben. Asilin mi? Bir daha açtım Oli'ye. Bir tane daha. Ölme ölme ultim var hala. Ölme ölme. Window pushluyor. Pushlamadı. Geriye çıktı. Bombayı smokladı. Ulti. Bastı. Nice. Nice. Beynine sağlık. Beynine sağlık diyor ha. Beynine sağlık diyor. Smoke atacağım, smoke atacağım. Bekleyeceğiz beyler. Okey, cross koyacağız. Tamam. At smoke'u, atıyorum oku. Hazır, attım. Bekle, cross call şimdi. Backside, 2. Daze verdim onlara. Flash atacağım. 5-5-5-5, dön dön dön. Dön 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 dön. Çabuk alan al, çabuk alan al Ray. Omen C'de gözüktü. C'ye gidiyoruz beyler. Hayır hayır, Omen da burada. C'ye gidin. Hepsi orada, hepsi orada. Tamam. Ulti attı. Omen tek, Omen tek. Yürüyün beyler hep beraber. İki A-Link. Ölme lan ona. B'ye atmış olabiliriz diye. Ölme ona. Window, window, window. Tamam çok iyi. C'ye boş, öldüm. C'ye boş. Çok iyi. 3v3. İki silahları var. C var Metin, Metin C var. Geç kur, kur bombayı. Kur. Oğlum Beko Y2J'yi kime benzettin biliyor musun? Kime benzettin? Y2J Jumpy'ye benzemiyor mu? Benziyor. Benziyor, bayağı benziyor. 80 kilo. Direkt benziyor bu arada. O da City. Sende. Nice! Nice sana! Çok iyi rahat lan. Aferin oğlum sana. Metin konuş lan. Ali. Double'ları mole... İşte oğlum masa yokar vurmadım. Problem orada bak. Elimi bırakacağım sadece aşağıya. Geldim. Dur bakayım. Bir saniye şuradan bakayım. Şu geliyor mu mesela? Geliyor. Bu da mı geliyor? Anla ki. Bırak bıraktı. Midürür. Olur öyle. Kaç bir tane gitti Allah. Yolda değil adam. Görmedim onda şey. Onda bir set alırdın lan belki. Pöldü abi, pöldü abi. Nice oğlum sana. Nice oğlum. Sakiniz beyler. Backside bridge. Tamam sıkıntı yok. Başka görmedim bilmiyorum. City'ye de smoke düşüyorum. Sakin sakin. Atıyorum oku şimdi. Tamam bekliyorum. Def complete prime'le alıyorum. Double door attım yine smoke. At. Attım. Dağına flash düşeceğim. Adam tahtada. Daha flash attım. Double smoke çıvardı. Double'a bakıyorum. Double bende. Smoke düştü buraya. DT'yi aldım. Kutunun üstüne çıktım. Bir için tek flash'ı var ona göre. Körüm. Beraber sakin. Körüm. Tumom gelecek yine double door'a atacağım. Keep it ona. Nice. Double bir'e. Ultim var ki ultin. Biliyorum biliyorum. Buraya bakıyorum. Uzuna smoke attı. 3-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 3
Oy! Ne yaptın lan? Ay! Nice oğlum. Buyuz biz. Biz buyuz beyler. Devam et. Kutu üstü, kutu üstü. Var bir tane yakın. Kutu üstü, omen. Kutu üstü. City çıktı bridge. Öldü. Öldü bridge. Bir tane, daha, bir tane daha çıktı. Çıkartma, fightla. Öldü. 4v1 disiplin. At ultini Eray. Backside. Arkaya bak, kuruyor. Bakıyorum longa beyler. City solda. Sağda 40 vurdum. Yan yana git. Geldim. Cross'um.
Aferin lan Ufuk. Geçirtmez oradan. Kırıkları böyle yönlendiriyor ya. Geliyorum bekle. Devana bakıyorum. Hala spiker. Neden mi ya? Daha da. Beraber. Kal yan yana. Nice. İşte buzunuz oğlum. Aferin oğlum size. Mükemmel. Girdiler. Koştum. Yerleme bundan. 5 attı içeriye. Fightliyorum ya bundan. 2. Öldü 1. Öldü bir tane daha. Nice. Bir tane daha main sol. Main solda, main solda. Arkadaki şarkı bitince. Bekliyorum sizi. Ama arkadaki şarkı ne abi? Dikkat et gardından. Tamam sakin sakin. 3v3 reviver'ları nerede? Ama biraz da şey bir hava katıyor yani hani. Oynadık geçtik. Öldü. Öldü. Bu da orada. Ölmüştü de gerek yok kaldı. Deneyebilir dikkat edin paraları var. Ölmeyin aynen ölmeyin. Nice. Ama şu bu bizim ilk maçımızdı. İlk geldi maçı geldi arkadaşlar. Parla'ya karşı oynadığımız. Mid çıktı. Bugün de. Mid'e geldi. Mid'e ne somak atıyorum. Karşı ikinci maç oynayacağız. Mid love. İlk sol. Geldim mid'e bende. Tekstin şu an kayıyor dikkat edin. Geldim yan. Ne var? Update'i 2 maçımız aldım bir de. Evet. Giriyorlar beyler buraya. Maça bakıyorsun değil mi yandan? Çevirebilir tekrardan. Bakıyorum. Zahmetler belli oldu. Stairs'e bakıyorum. Stairs geliyor. Sosuke alt konuşuyor öyle gibi. Stairs. Ufuk alt konuşur öz konuşur. Nice. Cross'um senin de. Bir tane daha. Hakan. Nice. Cross'um buraya. Cross'um senin de. Cross'um. Nice. Nice son. Nice. Nice oğlum bu kadar. Şu hareketinden bekle, sonra bekle, şeye bekle geçtim o. Phantom'a. Midel'de. Nice oğlum sana. Bana smoke geldi. Bana daze geldi. Bas ulti. Bas ulti. Bekle. Çık şimdi. Bir tane daha kayıyor orada. Çıktı. Amin. Nice öldü amin. Short'a flash attım. Short'ta bir gelemiyorum. Bir tane daha amin. Bir amin bir short. 3 ve 2. Sakin. Main gidiyorum. Kayo half HP. Ben cross dinledi nice bitti. Nice. Aynen. Nice oğlum herhalde. Nice oğlum herhalde. Nice oğlum sana. Nice oğlum. Smoke. Attım smoke. Flash tutuyorum. Attım flash'e. Korştum evan. Girdi bire. Birlikte çıkın. Üstümde bire. Flash verdim. Sen öldü main çıktı. Nice. Öldü main. Nice. Short dikkat. Son adam. Yakın. Nice. Çok nice. Iyi. Nice. Beyazlı gibi. Smoke atıyorum. Attım smoke. Bir de sanki maçı izlememişim gibi tekrar böyle dikkatlice izliyorum ya pozisyonları. Fake olabilir. Bir daha çıktı. Çıkıyor. Flash bekliyorum ben sana. BM'in bende. Geri dönemez. Bir tane daha. 2-7. Bomba düştü. Tamam burası çok öldü. İyi. Bir tane daha. Fade. Halka aldım. Mid olamaz oğlum. Alarmatı var. Nice. Çok iyi. Dört hızlandırabilir biz bunu yaparken. Elde bire çıktım. Sıkıntı yok. Dön gardına. Çok iyisin oğlum. Fade var sadece. Kayo bridge amin. Kapattım kapıyı. Dönüyorum. Nice. Nice oğlum. O da orada. O da orada. Birlikte disiplin birlikte. Geliyorum Metin yanına. Sight'teyim sıkıntı yok. Ya harbiden disiplin al. Aynı al ama biz Sam buradan 1v4 vermiştik. Kuranlıyorum. Bekledim. Harika. Nice okay oğlum Mert. Çok iyisin lan. Burası mı şarta? Smoke yaklaşım. Attım flash. Yakın adamlar. Çıktı biri. Bir tane daha. İki. İnfoların doğruluğu harika. Bizim ekipten sonra bunların doğru olması etkileyici. Heaven'ı yaktım. Çıkamıyor, yaktım. 2 saniye kırdım. Çıktı. Attım smoke'u. At tamam. Smoke açtı bana. Short'u da yaktım. Atlayacak şimdi. Dash attı. Dash'edi içeriye. Can. Nice. Ghost'eyim. Helal olsun. Çok iyi. İki tane şey flash bekliyor. Çok iyisin oğlum yürü. Nice lan. Gir. Smoke atıyorum markete. Mert'in değerinin 1.2 milyon yakın olduğu pozisyon. Öldü. Nice oğlum sana. T'yi yaktım. İkisi de adaydı. Rotate veriyorlar. 2 burada. Pozisyon alsana. Şuraya geç. Metin şuraya geç. Kontanda oynayalım. Ulti bastım. Helal botumuz da var. Öldü. Helal oğlum Mert. Nice oğlum nice. Mert helal oğlum. Harikasın Mert. Smoke açtı kendine. Yakınım. Tide'ına bakıyorum yürü. Heaven'ını aldım. Yürüdü. Nice oğlum. Main var. Aa main de bir hala. Heaven. Öldü main. Flash atarım Mert. Short'tayım sağ ol. At. Attım. 2 şu an. 2 Heaven şu öldü an. Bir. Körüm. Bir tane daha. Hadi. Çok iyisin lan Mert. Nice oğlum lan sana. Valorant oynasım diye de Phantom kullanasım geldi ya. Mid öldü. Bitpik öldü. Çok iyi. Nice oğlum. Kapıyı kapattı lan. Flash atıyorum. İkisi de kör. Oncan. Butonda adam herhalde. Yedim. Backside. Bir tane de şurada. Flash verdim sayda. Backside sağa yakın. Bitiyorum. Öldü backside. Gandhi Advance MDR öldüm. Sangal maçı sunar gibi sunsan abi maçı. City. Lane'de. Lane. Bakıyorum ona. Nice oğlum. Göremiyor dedi bana diyorum. Aynen öyle bir stack var. Hadi girme. Bekle sadece. Kapı kapalı mı? Kırdı. Görüm. All Days Brothers. Gel vuralım markete o zaman ya gel. Mid öldü AP. Nice. Gel markete vuralım bitsin run. Molly attı. Bitsin run. Lane'e bakıyorum hala. Nice oğlum. Biri öldü bir tane daha. Kayo. Nice. Fade side'da. Ben soldan siz sağdan. Tamam gel zıplıyorum gel. Devam. Nice. Arkaya dikkat et. Titi olur dikkat et. Ya arkada ya market main, geliyor. Main dikkat aynen. Main'de. Main'de. Bekle tamam. Ufuk kontağına çıkacağım. Tamam. Atla Ufuk.
Nice! 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 Nice oğlum. Hop hop. Live diyor. Mert canım live olmaz herhalde. Daha devam mı ya? Konuşuluyor şu an. Kimin anlatıyorlar? Yani Leores ve Sociable Leores'e çok öncesinde transfer olmuştu ama Sociable daha yeni. Bir de onlara karşı bu galibiyetin alınması da Fireflux için aslında herhalde memnun edici bir unsur. Kesinlikle öyle. Sasuke'nin seslerine şöyle dikkat çeken noktalar tabii ki de 200 üzeri ACS bulması. KDA'sının 2 ile beraber toparlanması ve maç başına da damage'ın usullerde olması yine. Yani senin de söylediğin gibi bir Initiator'ın, bir IGL'in daha istatistiği olmaz. Yani böyle bir şey yapabiliyorsanız zaten siz IGL olarak ekstrasına doğru gitmişsiniz demektir. Bir onun dışındaki rol dağılımlarında bol bol konuştuk. Özellikle Voot'un güzel bir çıkışı var. Baş doğru bir sonuç var. Abi ben verdiğim zaman hep yanlış çıkıyor yani. Bak mesela bir öncekine dürüstçe söyleyeyim. Bir önceki parla maçımıza, açılış maçımıza. Ben 2-1 demiştim. 2-1 demiştim hatta onlar adına. Biz 2-0 yendik geçtik. Yani bu Valorant biliyorsunuz arkadaşlar. Sürprizler sürprizler. Her şey olabiliyor Eren. Şu an direkt ikisi oynuyor. Genel anlamda da zaten sektöre birçok oyuncu kazandı. Fireflux. Fireflux Young projesi için çıktığı günden beri hep şunu söylüyorduk yani. Sangal'dayken Laurus'a 1v4 nasıl verdin anlatsana. O zamanlar Laurus'un Laurus olduğunu bilmiyoruz. Pik attık hepimiz öldük yani adam hepimizde bir tane attı. Kaybettik. Kaan 8. ayını kutlamış. Berkim'i yayınlar 8. ayımız kutlu olsun. Maçta durum ne? Maç başlamak üzere kanka. Bunun üzerine sadece aslında bu felsefenin Young projesiyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Sasuke kaç yaşında demiş herkes, 26 yaşında. Ki bunu hem rekabetçi olup sağlayabilmekte tabii çok özel bir şey. S2G kadrosu karşımızda Aslan, Power, Rizzi, Riantz ve Russ. Özellikle tabii ki bu kadroda Power, Russ ikilisinin tekrar bir araya gelişi. Biraz da heyecanlandırıyor aslında insanları. Ne hayatım? Bu iki isim Discord dümenini kim konuşur Avrupa muhabbet çekti. Onu ayarlayayım. Allah razı olsun ya. Konuştunuz mu var oğlum açalım onu. Kanka video izliyorsun ne? Ya onlar da yapacaksın oğlum bu yayın işlerini anla artık Beko. Yani yemek yedim oğlum ne yapayım? Maçı oynanırken yemek yemek daha kötü olacaktı. Ya şunu söyleyebiliriz. Mecbur karnımı doyurdum. Timing iyiydi bence. Mağlubiyet biraz ağırdı. Güzel maç kazanamadılar. Bunca hangi takımda şu an diyor adam bak. Konuş bakayım mı? 1-2-3-4-5 selam. Elo Palatesi. Ligdeki iddiasıyla örtüşmeyen skorlarla beraber yememizi yedik geldik be kocam tamam kızma. Tabii bunun tersine çevirebilecek bir Sazinga 8. nüklemiş. Çınar'a iddia kaybettim. Şimdi orada sabretmek zorundayım demiş. 8. yayın kutlu olsun. Hasan 21. ay 21 yayın alalım demiş. Eyvallah sana. Konuşacağımızı düşündüğümüz bir isim. 20. yayın kutlu olsun. Aslan tecrübesinden bir EMA'da yaptıklarından sen bahsetmiştin. Rez de bu takımın tamamlayıcı parçalarından iletişimi kuvvetli bir oyuncu. Rez'i nereden gelmişti? Tabii ki de Surreal'den sonra Fransa takımlarında oynadı. Nix'e gitti herhalde. Oradan sonra geri geldi. Violet mı? Violet mı? Ne öyle bir tane takım vardı ya. Violet'de oynadı. Bir de Speed'de Stand'de oynadı. Zora girecek çünkü daha da zor son Fransız turnuvasında. Tabii ki S2G'nin bugün daha çok kazandığı oldu. Kesin yine tabii onlara sorduğumuzda sorular vardı. Onları da göreceğiz. Öncesinde Ragnald 24. ay 2. yılını turuncu demiş. 2. yılımız kutlu olsun. Teşekkür ederim Ragnald'ım. Eyvallah. Maç geçirdiler. Yani totalde galiba 10 round falan kazandı. Derya 21. ayını kutlamış. Merhabalar demiş. Merhabalar efendim. 21. ayını kutlasın. Mixed hoş geldin. Eyvallah şefim. Peko benim oturuşu kestin mi peki? Yakaladın madem yemek yemedin de gördüm bu arada bir şey demedim. 150 yaklaşık ortalama ACS'i var. Şaka yapıyorum şaka. Ne? Çok iyisin. Ne? Çok iyi. Melih 8. ay selam abi başlamadı değil mi daha FF maçı demiş. Hayır. Map'ler açıklandı mı lan Mertcan? Hayır. Ama okay. Ben biliyorum. Hayır abi. Nasıl yani ya? Mertcan oğlum içeride misin? İçeride mi? Yani ben buradan giderim der sızarım der yapar yani zaten. Söylesene ilk map'i. İlk map'i vereyim. İlk map'i ver. Asker. Şaka yapıyorsun. Fazla para. İlk map. İlk map. Asansör var. Mertcan bu konuları konuşacağız Mertcan. Vutma bak be vutma. Vut var. Aşak adam. Ne diyor lan o? Ne diyorsun lan?
Mantinik turnuvasında yükselişe geçen parlayan oyuncu. Yani taş adam dedi galiba. Eski Nicky Lezek tabii ki. Ama kime dedi? Ve bu taş adam dedi de Aileyni belki değil mi? Sentinel'i ile. Evet. Aşk adam dedim, aşk. Aşk, he, aşk ulan aşk, aşk. Aşk ya. Sonrasında bir IGL olarak da kendisini gördük. Poirot'u gördük. Ve Lurk'un konusunda da tabii. Bu deli mi? Ve tekrar oyunda Sentinel metasına geri döndüğümüz zamanlardayız biraz oldu. Yani JR bro Çağlar 10. Aysa as let's go demiş. 10. Aysa Sutos'u teşekkür ederim. Aynen öyle. Yani zaten Chamber'dan ötürü biraz Sentinel metası düşmüştü. Chamber çünkü standart bir Sentinel. Renaissance sası çok az. Açalım. Yarım düelist gibiydi. Evet. Bence düelisti de insanlar nedense tamam, çok iyi. Sentinel'i tercih ediyorlardı. Böyle bir gerçek var. Yapmalı içinde bireysel anlamda tekrar yıldızlaşabilmesi adına bir fırsat. Böyle bir senaryo. Russ. Ya sen bazen ne dediğini biliyorsun. Ben çok gaf vermeye başladım. Bireysel anlamda ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu... Niye böyle oldu bilmiyorum. Fakat yani her ne kadar yıldız da olsanız, çok değerli bir isim de olsanız takıma ihtiyacınız var. Tabii ki Russ da bu beklenti içerisindedir. Tahminlerimizi yapmıştık. Ben 2-1. Efik'in kazanmasını bekliyorum S2G karşısında. Biraz daha iyi durumda gibi görünüyor bana Fireflux. Ben 2-0 dedim. Ne oldu şimdi ilk maçı parlayı 2-0 inince tabii bütün şeyler bize döndü. Çok net mağlubiyet yaşaması ya, ve Fireflux'ın yenmesi sebebiyle hani, tahminim 2-0 ama umarım en azından 3. Haritaya giden bir seri görürüz. Yani çünkü ilk karşılaşmada tam anlamıyla... yani Merhaba Onur'a vermiş. Merhaba ben Eray şu hatırlarını senden oynamak istiyorum sorabilirim. Merhan Hanım gel Discord'a yayından sonra. Hatta gel direkt maç izleme odasına bir yere gir. Dengeli bir durum var. Noel Dayı ile beraber gitarist S2G'nin 2-1. Noel Dayı ve gitarist maçı kaybedeceğimizi iddia etmiş. De 2-1 Fireflux'ın kazanması. Hello. Hello mate. Hello brada. Hoş geldin. Hello. Fireflux olmuş ki bu arada tabi. Ne yapıyorsunuz seyirci tarafında peki? Da S2G'nin inanılmaz bir gücü olduğunu da söylemek lazım. İyi, sen ne yapıyorsun tatlı bunu? Taraftar grupları noktasında keyif en büyük takımlarından geldim. Bir tanesi S2G. Farklı ben de şimdi alıp geliyorum. Roberto Carlos 10. ay yayınları bulup temsilmiş teşekkür ederim. Onunla ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. Yani Russ çok önemli bir skorer ama bu takımda daha da büyük bir skorer olmak zorunda. Çünkü firepower çok fazla Russ'a bakıyor burada. Yavaş ya o ne yiyorsun ya öyle. Çünkü diğer oyuncuların firepower'ları biraz daha kısıttı. Böyle bir ortamda her maç 25 vuran Russ bile belki yeterli olabilir. Oğlum ben ne yiyorsun dediysem niye zart diye söylüyorsun? Haritaları alalım bir yandan da tarafında ben Riense partisi. Ben yalandan söyledim onu yani. O diyette şimdi. Aslında en az gördüğümüz isimdi. O kadro da oldu. Asker Tevon Frank'ta hala. Çünkü zirvede oynayan ya, artık öyle her şeyi yani yiyemiyoruz yani. Oynayan takımlarda mücadele ediyorlar ama Riens Avrupa tercih. Dedication, hard work, dedication, hard work. O eski günlerini bize... Ama one man army. Gerekecek ve Jim var mı Jim? Haven ortasında, özür dilerim, Ascent haritasını tercih ederek başladı. Fireflux tekrar bir Haven tercihinde. Bir şeyler yapalım. Eğer gerek olursa bu seride yine Fracture. Jim'e gitmeden... Evden işe yürüyor. Jim'e gitmeden Jim'i ayağımıza getiriyoruz. Sürekli ballanıyor artık. Çünkü harita uzundan kalkmak üzere. Tembel bir adamsın. Yok yok kanka neredeyse 2 haftadır gayet evet, düzenli tabii. Ve sağlıklı biz besleniyorum. Biz zaten göremeyeceğiz. Ben bir ara 8-9 kilo vermiştim. Hiç görmedik. Evet yani ondan sonra biraz daha aldım Pearl şimdi. Pearl bile tercih ediliyor artık. Defaultuma dönmek için. Heaven tarafında da Farflak'ta çatlık galibiyetinde bir yola girdim. Ev yemekleri. Parla karşısında. Yani ev yemekleri. Az kalorili. Şu an için tabii Fracture'e kalır mı seri? Bence bu da başlamam lazım. Yine bir olacaktır. Bir hafta, iki hafta bozdum. Şu an beni gaza getirdim. Ben de devam ediyorum. Kanka çok iyi hissediyorum valla ben. Tabii Ascent Heaven. Kötü beslendiğim zaman böyle zaten sürekli işte midem falan ağrıyor. Aşırı zorlanıyorum yani. Ama burada bu Fireflux'ın 2-0'ı çok da full sağlıklı bir beslenmeye döndük. İstersen bir ajanlara bakalım. Güzel, çok iyi. Ajanlara bir göz atacağız. Bakalım Ascent haritasında takımlar neleri tercih ettiler? Özellikle ne oynuyoruz abi? Ne oynuyoruz? Root'un ve Ascent, Heaven, Fracture. Merak ediyorum. Root, Jet oynamak aynen, istiyor. Evet, Aslı Jet oynamak istiyor. Aslı oynuyorlar. Evet, güzel. Sağ ol, sağ ol. Gireceğiz. Özellikle ilk BBL zamanlarında izliyorduk. Gireceğiz. Russ Jet'i izleyeceğiz. Ya, tabii, Jet ne var lan? Neydi şu an? Orada neredeyse aynı kop. Sadece çok farklılıkları var. Astra'da kalmış. Destructive de artık Omen üzerine yapışan ayanlardan. Ya da Destructive Omen'a yapıştı diyelim. İkisinden bir tanesi doğru söylüyorsun. Tabii ben burada biraz Astra'yı kuvvetli görüyorum. Çünkü dar side girişlerinde falan oldukça bence kuvvetli oluyor. Özellikle tabii ulti tarafı yani. One way muhabbeti bitti ya. İnanılmaz büyük bir avantaj var.
Astra gerçekten. Ama paranoya dip var kanka. Aynısını, evet, flash'ız oynamak yani aşırı zor bir şey yani. İki tarafta biraz böyle ya, paranoya hani öyle çok güçlü bir flash değil de. Sasuke demiştik harika. Bence Asert de güçlü ya. KO o kadar efektif değil işte. Söylediğin gibi yeni nesil oyuncular içerisinde Sova'ya çok böyle paranoya Asert de güçlü bence. Daralan ya girişler. Bence de güçlü ya. İkinci oynuyor Poro ile birlikte. Bu iki eşleşme yani önemli olacak. Yani flash'ı bir bridge flash'ı gibi değil işte. Asert haritası Killjoy'un çok böyle oyunu tıkayabildiği flash var ama işte bir dümen flash. Bir evet. Harita özellikle savunma kısmında işin. Bunu da oyuncular yapmaya çalışacaktır. Voot'a dönersek biraz da Voot'tan bahsedecek olursak. Bu arada tüm Vanveyliler gitmedi ya. Kırmızı Vanveyliler gitti değil mi? Yok gitmedi. Voot bence... Hepsi gitme. Yeşil olan Vanveyliler atılabiliyor. Ben de atılıyorum. Main atabiliyorsun. Voot'u kullanma yöntemi de... Main atabiliyorsun. Main atabiliyorsun. CT'yi atamıyorsun. Fazla Voot'u kullanıyorsun. Evet, Heaven'da CT'yi atamıyorsun. O kırmızıyı da onu atamıyorsun. Öyle hani... Şöyle bir senaryo olmadı. Voot vurdu, yıldızlaştı. Heaven'da... Heaven'da zaten ekstra bir zor oldu ya onları oynamak. Pozisyon geldiğinde Voot'un ne kadar etkili olduğunu, ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Çünkü şunun için Voot'tan bahsediyorum. Voot'u Nur Cemal'ini görmek istiyor. Soul Shibble'ın gömleğini giyiyor şu anda kaldı. Evet. Yani senin o güzelliğini görmek istiyorum. Biraz da düelist noktasında tecrübelenmesi gerekecektir. İlla ki Fireflux, SVG maçı başlamak üzere. Öyle mi? Bu şekilde aç. Bu şekilde aç. Çıplakken. Hadi. İki takıma başarılar diliyoruz şimdiden. SVG, Asyant. Yağmur var. Gideyim mi? Başka zaman o zaman hallederiz. Hücum tarafında ilk yarıya bak. Oğlum Yağmur yabancı mı? Estağfurullah. Transyon'un 9. ayı belki 8. ayınız kutlu olsun rica ederim diye senelere demiş. Teşekkür ederim. Hatırlatmış olalım ve 10 tane ghost. Yani 10 tane ghost. Çok ağır. Burada bir nerf bekliyorum artık. Oha herkes ghost almış harbiden lan. Yani Frenzy'nin bence oyuna biraz daha girmesi lazım. Frenzy girmesin. Nefret ederim. CZ'den nefret ederim CS'de. Sesini açıyorum. Açtım abi. Gerçekten çoğu eğim alan oyuncu için çok daha değerli gibi görünüyor. Bir secure başlangıcıydı. S2G'den harita yayılmışlardı ama oyunu daha çevirecekler. 3. ay. Vine tarafında boşaltmamda bir sıfır noktası geldi. Milasyon, pompalamasyon, böylece A main'de az çok kimsenin olmadığını biliyor. S2G hücumu. İnsan meter önermiş. Abi sen bot gibi yayını izleyemiyorum. İnternet sözleri adını yerim. Şimdi görüşürüz insan. Şu an için Sova oku var. Site'e girerken bunu kullanabilirler. Zaten retake'e bırakılmış bir site olduğundan bahsediyoruz. Savunma ekibinde Distractive'in ikisi moda duruyor. Bu arada Distractive kafasını çevirdi ve Poro'ya doğru. İşte Poro'nun lurklerinden bahsederken az çok bunlardan bahsediyordum. Bir tane biz onu yakalarız. Yakaladık. Mini arkasını dönmüş koşuyor ya. Allah'ım ya. Hata oldu. Wood kendisini yakalıyor. Aslan'ın 51 canı kaldı sadece. Aslanın kapı kırılmadan kendisini site'e atmayı başardı Aslan. Verlas'ın canı 57. Bu esnada Killjoy düşerken Omen'ını kaybetti. Omen'ın tekli daha etkili. Çok ve yakında 3 tane oyuncunun olduğu infosu da geldi. Yani Gen tarafında Heaven altında yaklaşık olarak 3 oyuncu var diye biliyor artık Fireflux Retake'e başlarken. Ayan Baho Prime'la abone olmuş, hoş geldin. Var. Biraz geç gelecek. Güzel. O ne kadar etkili olacak göreceğiz. Çok bu iyi lan. Çok iyi. Kontanyan oyuncuya karşı reaksiyon verirken yakalandı. Voot'un da kill'i var. Yalnız Reyes de 2 kill aldı. Y2J kill almış. 1 vs 1'in artık o sırada kalmış durumda. Bu kadar olur. Rus'un canı çok güzel az. Y2J. Orada Taret biraz daha hasar da verdi. Taret orada biraz koruyabilir ama Y2J zaman geçiyor. Geriye kadar alamamış bile. Şimdi full siteye oturmaya karar verdi. Rus burayı vurdu o zaman. Alamadı. Aldın. Ah alamadı. Be oğlum. Saniyenin. Çok yakındı. Onda 3'ü kadardı zaten. Rus round'u kazandırdı ama Rus o kadar zekice oynadı ki. Kendini yani kuruya sakladı. Işte, tecrübe bu işte. Aynen öyle. Yani tecrübe, soğukkanlılık, oyunu bilmek geçmesi... bu işte. Rus muazzam bir clutch atıyor. Nereye gidersin Melih'im? Aldıktan sonra geriye kaçarken çok dikkatsiz kaçtı. O şey bak ya. Haritadan herhangi bir bilgi almamışlardı. Öyle biz koşsak. Bütün şeyi yapar. Söylemediğini bırakmaz. Rus ya Taret'e karşı evet. Ancak bu ya, kadar bu arada aslında Y2J de çok doğru bir hareketle Gen üzerine Taret bırakarak çok aslında 2'ye 1 oynamaya çalıştı ama hani orada yarıya kadar almaması en büyük sorun oldu belki de. Evet. Ya, çünkü Taret normalde kağıt üstünde evet doğru ama Taret yüzünden alamadı. Evet. Çünkü Taret ateş etmeye başladıkça Rus'un piklediğini düşündü. bu sebeple... Yani orada risk alması lazımdı ama dediğin gibi baskı altında Rus da çok iyi oynadı orayı. Ve S2G. İlk round olarak başlıyor. Saldırı tarafında. Oyuncuların fotoğrafları çok büyük değil. Şeften herhangi bir force tabii ki de yok. Çok yer kaplıyor gibi Destructive ya. Destructive short alıp AM'ye yerleşmiş. Voot da Şerif de onu destekleyecek. Ve tarafında ben Sasuke. Bilemiyorum abi ya. Bunu nasıl yapacağım ben? Keşif oyunu... Rainier 11. ayın hikayelere muah demiş. Yani, 11. James Kutusu teşekkür ederim. Vuracak bir şey de yok duvardan zaten. Elinde sadece klasiği var. Ya info almak istedi en azından.
Uç bakalım. Şimdi drone atılacak. B'deki savunma güçsüz. Bir tek yok. Kalabalık değiller. O yüzden Sasuke'nin de çok büyük problem oluşturmamasını bekleyeceklerdir. 0 noktası Sasuke'yi etkiledi. Bu esnada buton tarafında kontrol alınıyor. Sasuke yakın mesafe, iyi bir headshot ama yeterli olmadı. Kili alan isim artık oyuncu kaybetmeden bu roundu kazanmaya çalışacak S2G. Çünkü ilk etapta yapılması gereken iki kille birlikte site'a plant yapıldı. Wood spawn'dan çıktı. Merdivene doğru bir deneme. Canı çok az kaldı. Toku onun canını azaltmaya devam ediyor. Mastan toparlayabilecek mi? Hayır. Rezi kill almış. Bu arada Rezi'nin bu killleri ulti için çok değerli. Rastan da bir headshot var. Extractive son kalan oyuncu. Bu da spawn'da bir shorty uzak mesafede boncuk attığı için evet, yakında pushlayacak bir oyuncu bekliyor. Güzel. Extractive Rezi yakalıyor yani. Köşe gibi dövmekten nefret ediyorum yani. Oyuncu kendini aynen, bu tarz ekolarda hiç göstermediyse kesin shorty. Merhan mı? Hoş geldin kankam. Buna tamamdır, daha iyi bir önlem alabilirdi belki. Kayalım ulti gelecek. Bir tane silah kaybetmiş oldular. Orman ölçenin itibariyle gayet güzel bir anti-core geride bıraktılar. Seymen 13. ayı selamlar bakayım yayınlar. Sadece Sasuke'nin yarım zırh tercih ettiği bir tamam, böyle split yapmalı satın alım. Direkt yolu orpla beraber 5 mi? Wood'un... Ha bizde 3 al lobi. 3-2 de olur. Lobi fight atacağız, hadi bakalım. Thank you 3. ay, teşekkür ederim. Yetenekler canlar verildi şu an. Vermeyeceğiz. Dolu dolu. S2G'de ama silahlarda eksiklik görebiliyoruz. Ras girdi ve Wood'u yakaladı. Main bölgesinde olan makine cevap geldi Distractive'den ve 4v4 oyun devam edecek. İki jet de oyuna erken bölümde veda ettiler. Ve Power'a tekrar tabancada olduğu gibi kısaya geldi takımı A main oynarken. Ama avantaj tabii ki de S2G'nin lehine çünkü onlar bir bonus oynuyorlardı. Bu arada KOT'si de dediğimiz gibi Rise'den geldi bile. Şimdi Verlas canlısında Rise'den iki tane headshot'la beraber saat içerisine doğru merhaba, gelecekler. Oturmasa geçti. Bunlar risk aldı Sasuke. Rise'i yakalasa bile evet, evet, aslanın takası var yine. Son kalan Y2J olacak. Ki Rise'de kaldırdılar. Önce 1 vs 4 oldu. Muazzam başlangıç. Yani çok iyi bir gerçekten bonus round. S2G için Y2J 1 vs 4'ten öteki oynayacak Olu mı? Olur bir faydalı ciddi da sonra edilebilir baş miydi? Yavaş yavaş yaklaşıyor. Yalnız Heaven'la ilgili ok skill yoktu. Doğru bir info vermedi. Oraya bırakmıyorlar zaten. Y2J bir kill daha almış. Şimdi hemen çekmiş. KO Jet onun. Evet, VS 2'den oynamaya devam edecek bir Y2J var. Alırdık da aslında ya, o fight yani isterdik. KO Mali'ye flash'ımız var. Double flash var. Son kill de Riance'den geldi. Böylece S2G 2-0'ın üzerine 3-0'da buldu. Tabii Fireflux'ın geçen hafta oynadığı parla maçında haritalardan bir tanesi Ascent. Enti diyelim. Savunmada özellikle sürekli proaktif oynayan bir Fireflux izledik. Main bölgesinde yalnız S2G bir tip lobi takımı gibi etkin oyunları vardı. A-Main'i sürekli almaya çalışan bir Fireflux var. Ve iki round'dur A-Main'e hem tabancada hem de evet bu ya, bonus round'da A-Main'in üstüne giren bir S2G gördük. Yani bunların eğer bu istikrarla başarılı bir şekilde yapılması devam ederse Fireflux'ın savunmadaki en büyük kozu elinden alınmış olacak. Ve Sasuke denemelerini yapıyor. Şoku da var. Burada Ross yakalandı. Wooton harika bir headshot. Neymiş ya öyle? Fireflux'ın jetinden ve Sasuke çok çok iyi oğlum. Bir tane daha lan Mert. Vur lan onu. Gelen bir destek var. Spike'da Wood vurmuş. Ve bu noktada Razy side'da aslında harika. Razy tek kaldı. Oğlum neler oldu? Pazar önünde düşen bir problem bu. Karşısında 3 tane oyuncu var. Şimdi Riyaz'ı tek başına kalarak B'den önce çıkması gerekiyor. Engino Prime'la abone olmuş, hoş geldin. Kalması gerekiyor. Aynı zamanda Vult'un ultisi açık. Oraya da bir tane bomba smoke geldi. Destructive'den. Riyaz'ı adına tabii bir dakika olması en büyük şans. Onun dışında yerde belli olmaya devam ediyor. Saat içerisinde kalmaya devam ediyor. Kontamda çık. Vur 6. ay sağdan saygılar yakışanlar. FF'in böyle kritik hamleler yaptıktan sonra yardıma gelen site'deki main tarafındaki ilk oyuncuyu gördü. Tabii Riyaz'ı hiçbir infosu yok diğer oyuncuların. Ölümüne girdi ama hiç bakmadı yani. Denemesi var. Evet, sen de o adama koştu ölümüne. Doğru. Direkt yardıma gitti. Eyvah. İki aldı Riyaz'ı ama işte, Verlas hata yapmıyor. Herkes aynı anda yapacak şimdi abi. İki tane de Vandal çaldılar. Açıkçası yani ben rakibiniz ekoyken dar bir alana doğru B'ye girmek, stack hücum yapmak, speed yapmamak. Ben yedek oyuncuyum kanka, ben bu takımın yedek oyuncusu, content creator'ı, yayıncısı, ışıkçısı. Bumcu ben.
Bu roundu kazanırken tabii ki roundunun yıldızı Wood. Yani aldığı entry, kazandırdığı süre, arkadaşından aldığı asisti, asisti kendisi aldı yani. O kadar fazla süre kazandırdı ki aldığı kill'den sonra Wood. Tabii Sasuke'nin de o gidişte flash'ı iyi dodge'layıp bir tane headshot atması oldukça kritik oldu. Roundun gelişiminde şimdi operatör ve Odin tercihlerini görebiliyoruz. M8 direnik tutulsun abi. Sen al. Bir peek aldı ve Russ'ı buldu. Russ 2 roundda erken veda etmiş oluyor. Entry aldık. Çok iyi. Bir spawn'a harikasın be lan! TJ'yi yakaladı ve yeri belliydi ama buna rağmen. Aferin sana. TJ'yi üçlemeyi başarıyor. Harika bir oyun. Fireflux bir seri yakalamaya artık çok yaklaştı. Spike kontrolü onlarda. Wood operatörle birlikte burada güven veriyor. Ulan benim babam. Kalan oyuncular silah korumayı şimdiden tercih ederler. Kesinlikle. Yani gerekiyor. Alternatifleri yok. Spike da zaten pazarın içerisinde düştü. Yani belki de tüm ajan havuzuna baktığımızda Mumut'u en kısıtlı ajanlardan bir tanesi Killjoy. Yürüyemez, flash'ı yok, bir şey yapamaz. Çok güçlü ama sıkıştığı ya, yerden. Evet. Gerçekten pazarın oradan, marketten 3 tane kill alması, hala hayatta olması da Fireflux'ın başarısı kadar S2C'nin de ben Ares bile oynuyorum oğlum burada. O kill'i çıkaramadığının bir göstergesi oluyor bizlere. Tabii orada Spectre aldığı destek çok önemliydi. Ben pazar... Hangi zaman okum varsa Wolfgang yani atabileceğim bir silah. Sanırım Wood geldi. Operatörle beraber evet. O smoke'dan biraz da karıştırdı orayı. O biraz dikkat dağıtınca... Sasuke bak el hayat sürüyor, bir şeylere vurması lazım. Tarat-ı Marit'te gidiyor. Alper 4. ay, teşekkür ederim abi. Bir pozisyon hazırlamıştık klasikle. İki oyuncu birbirlerine iyi destek oluyorlar. Ya 2 round var. 5-0 olabilirdi şu an maç. Ama tam tersi Fireflux'ın oyuna girdiği roundlar oldu bunlar. Bu da tabii... Onların tekrar yavaş yavaş oyun adaptasyonuyla alakalı olacak ki Dextractive'inde ultisi gelmiş üzere ultisi yönelik selamlar demiş, teşekkür ederim. 13. Onun dışında ulti puanları da fena durumda görünmüyor Fireflux için. Baro ile beraber aslan silahlarını korudular. Russ kendine çekebilecek durumda. Ama diğer oyuncular ne yapacak acaba? Bir force gelmeyecektir diye düşünüyorum. Belki bir yarım round mı oynanır acaba? Gerçi hemen vandal çekildi ama. Ya burada Russ'a cross'una çıkmış aynı zamanda Y2J. Burada düşebilirdi ama burada... Game sense çok net bir şekilde özellikle gösteriyor şimdi. Özellikle iyi bir flash pick gelmemiş. Kevi'yi gördüğü için flash atacağını direkt anladı. Valorant'ta ekonomi dengesini bozan en büyük olay anti-eko roundunu kaybetmen. Evet. Onu yaptılar. 2 tane de silah verdiler biliyorsun o roundda. Bir de üstüne şimdi ilk silahlı roundda 5 kişi hayatta kaldı Fireflies. Ekonominin geldiği nokta ortada. Karısı bizim başımıza ve 6. round. Bir tane ulti kullanacak Raz. O ne lan? Shock Dart nereye gidiyor? Şöyle güzel bir show oku gönderdi. Shock okunu... Top mid'den sanırım pazar tarafına doğru. Ha yine lobby. Tabii Russ'ın ultisi olduğu için o silahını alıp takım arkadaşını dropladı. Ulti evet. Oynayacak round. Bak şu bir ucumu göreceğiz bir kere gibi. Bir yandan power'ı bir arkasına gitmiş. Oradan belki Killjoy yeteneklerini alabilir. Biraz ortalığı karıştırabilir. Alarm ward bırakmayı tercih etti main tarafına. Bir push gelmesin diye. Ama A'yı 4 kişi tutuyor Fireflux. Şu an rakibinin A veya orta civarında bir yerden gireceğini haberdar. B'yi sadece Killjoy'a bırakmışlar. Kanka oynadı, darısı bizim başımıza ne ya? E2J'de de rakibi yavaşlatabilmek adına bir tecrit mevcut. ATK esnasında da kullanılabilir. Site girişini engellemek için de kullanabilir. Sasuke B'ye döndü. Wood'un operatörü burada... Yok, kimin nezlerini kaçırdım onu anladım. Drone'la birlikte geri itilebilir. Yansin drone önemli, power'a sürekli olarak. Sıla oynamayı tercih ediyor. Ve şimdi Wood, Dash'ini aktif hale getirdi. Russ çıkmaya çalışacak, patlayıcı var, çıktı smoke içerisinde Russ. Belki. Bak yine Lurk'e kaldık. Russ'ın nerede olduğunu yapıyorlar, paranoya yakın olacak. Ama ilk elden beri... Herkes etkilendi, Wood aslanı yakaladı, Russ bir kill çıkardı ama arkadaşlarını teker teker... Çok kalabalığız her yerde ya. Artık evet, kimse tek değil yani. Sadece bir oyuncu kaybıyla... Karan mı? Adamım karan. Biraz yavaş yavaş spawn doğru geri çekildi. Attığı için direkt algısı açıldı. Silahı korumak durumunda kalacak. Fireflux'tan iyi bir geri dönüş. Yani ilk elden de gerek yoktu yani ona. Şimdi Distractive zorlar mı acaba? Ama şöyle bir güzel bir oluyor, erken baskı veriyorsun. 4 baskısını veriyorsun direkt. Yani full atmak için daha doğrusu. Yani sonra bir süre gitmeyebilirsin. Ya da late gidersin. S2G adına da maçtaki ilk eko roundu göreceğiz artık. Çünkü üst üste 2 round zorlamışlar diyecektim ama hayır, yine zorlamayı tercih ediyorlar. Yarım geçmediler burayı. Biraz ekonomiyi zorluyor şu an S2G çünkü... Yani ultileri de yok. Destekleyebilecekleri. 3 oyuncu yarım zırhla oynayacaklar. Bun. Oğlum Sasuke'ye de herkes Sasuke diyor. Direkt yazdım Twitter'dan o falan. Takıma dedim telaffuzunu öğret dedim. Keon'un bir tane flash'ı çıkmış. Sasuke diyor bunu ya kanka. Takımda herkes Sasuke diyor ya. Satın aldılar ama. Kanka o Sasuke'dir yani. Animeciler için Sasuke'dir o. Her şeye atış ediyor. Baron 31, şey. Allah adamı tuttu bana. Ve ikisinin de totalde birer mermilik canı var. Ki...
Açı açı yaraladı herkesi. 31-29 kaldı adamda. Uçakım olması muhtemel Lamar'a son anda kaçtı. Ama sola geçti. Tabi gördü bunu Woods. Russ bu kadar az canla kalınca biraz da inisiyatif almak istedi. Her şey bu kadar kötü giderken daha bazen... da kötü gitti. Daha da kötü gitti. Kesinlikle öyle sıkıştı orada. Hala tarıyor. Bu arada Wood çok iyi oldu. Zorlandı ama çıkmaya başladı. Çok ortada kalmıştı aslında. Bir arkasına bakarken, Baylink'e bakarken ama bir şekilde kill'ini aldı geri. Yok abi. Döndü. Bir oyuncuyu daha teklediğini acaba tahmin ediyor mu? Yani lobilerde kaybedip Sasuke diğer lobiye gidiyorlar. Sasuke herhalde Sasuke'ye prefer atmak istedi. Sasuke evet, aynı yerde oynadığı için. Evet. Ama güzel bir yardım geldi marketten. Destructive Haven'da off angle olarak bekliyor. Smoke çıkışına bakacak. Uğraşmak istemiyor SDG. Aslan. Mid operatör bir tanesi de size doğru bıraktı. Bu arada Destructive pozisyonu bozulunca çok fark iyisin, etti. Ölmeden geri çıktı. Bu bile büyük bir hamle diyebiliriz ama Y2J. Az önce doğru tane paranoya geldi. İkincisi hemen hiç üzerine pikleyecek mi diye baktım oyuncuların ama hayır Y2J piklemiyor. Verlas da çok disiplinli bir pozisyon. İkili altta şu duruyor. Bakar mısın yani? Yavaş yavaş geliyorlar ve aslan çok iyi yardım geldi. Power'un elinde tareti vardı ama dediğin gibi 15 saniye kadar Spartan alınacak. Wood'un canı çok az. Wood, Wallbank'le beraber headshot'u yani bulmuş. Arkadaşın plant alıyorken 1v3'deysen yetenek kullanma şansın yok. Yani öyle bir zamanlamayı kovalama şansın yok. Aslan onu kovaladı. Aran doğru Yıldız'a başvurmaması gerekiyordu. Evet. Evet. Olsun. Ya bu arada tek büyük ihtimalle Aslan ekstra kısaya vurmasa 2 tane ki Rahat biraz daha erken daha iyi bir durumda bitebilirdi Fireflux'ın ama Aslan orada iyi bir timing yaptı. Üst dört. Üstte 4 ve yani sorun şu, S2G biraz oyun kurmakta zorlanmaya başladı. Ama yani entry'ler veriyorlar. Bu arada ya. İşte bayağı da iyi oynadılar ama aslan çok zorlanıyorlar. Yani. Yani şöyle bir round görmedik. Hani 5v5 site'e girdim, retake'e oturdum, hadi gelin alın. Olmadı yani, hep zorlanarak çıkıyorlar. Aşıya şaşırdılar ya. Burada aynen. Power'ın tam elinde. Bir de Melih şaşırttı. Varken, evet. Melih eliyle karşılığını şöyle yaparken. Melih şaşırttı. İki sene de şaşırdılar yani. Sonra da ikinci kill de Wood'dan geldi. Wood iyi başladı bu arada. Yani takımın jeti Cobra olarak. Cobra Caner 32. ay yayınlar Berkçim. Eyvallah Caner'im. Alex 12. ay. Final Berkçim sizden ekliyor musun? Ekliyorum kanka. Şu an Bowman ve KO'dan çok iyi destekler aldığını söyleyebiliriz. Site savunmalarının ilk etapta. Tabii bu ajanlarla desteklenmesi gerekiyor ne olursa olsun Ascent'te. Flashları kullanamadığın zaman büyük problem. Çünkü yine lobi. Ascent'in FF'in oyunu okuması daha kolay oluyor böyle. Evet tabi. Yani ya alır ben alır. Bitiyor zaten. Yapmamaya doğru da bir yemin etmiş gibi. Yine yani yarım çekmeden. Neden başladı yine? Bir. Horse round. Bu dedem. Rezini sadece şerif olacak. Her şeyin timingi var yani belli yani. Şuraya bir ok atayım biraz tarayayım. Şimdi drone atayım biraz daha tarayayım. Sasuke yaklaştı. Geldi drone'a. Önemli bir bilgi alacak. Eyvah. Çok eyvah. Eyvah. Geliyor. Rikon geliyor. Rikon'la bu odayı. Yetenekler kullanılamıyor. Girmek imkansız gibi. Uçtu ama. Çok iyi. Çok iyi. KO'yu yakaladı. Ultimi yakaladı. Sasuke. Ultimi'yle birlikte daha fazlasını bile yapabilirdi. Şimdi 3 ve 4 pozisyon. Ve backside'da Destructive ultiyle desteğe geldi. Bunu fark edemediler. Fark edemediler. Y2J'de ayrıyeten Razy'yi yakalayınca tek başına kaldı bana ve Y2J'ye o da şanslı oluyor. Fireflux'da herkes iyi oynuyor. Ama yani çok kritik bir hızlı maşallah, reaksiyon olayı maşallah. Var. Fireflux'da B'ye gelecekleri fark ettikleri anda hemen yardıma geldi yine operatör. Tamam bunu da biz mi söyleyelim yani? Düştü. Sasuke sıkıştığı yerden iki tane Odin kill'i çıkardı. Tam orada ne oldu? İşte yardım ettik derken o Y2J'ye geldi backup'tan. Yani Fireflux gerçekten bir saniye abi, orada tek kişi, almak bir saniye sonra 3 kişi. Bence de. Bence de. Şu an alırdım ben mesela. Hatta geç bile kaldı bir tık. Gekko'yu alabilme imkanım da oluyor. O konuşmadan sonra. Her türlü tabii ki buradaki kilit nokta KO. Yani KO normaldir. Sürekli A'dayken bu sefer karşılarına B'de çıktı. Young Sub 4. ay. Ve Fireflux'ın 5-0'lık serisi. Ve şimdi SG adına da teknik mi olaymış? Ah be. Allah yardım etti, otomatik pause oldu. Onu da şeriflerle yapacaklar. Rust'tan bir marshal var. Şöyle fraglere baktığımızda SG 12. kill'ini almış durumda. Az önceki round'la beraber harika bir savunma sayete geçiyor. Ali Erenbil 1. yıllık demiş. Eyvallah. Teşhit de gelmiş. Round veya bir sonraki round'da da fark yaratabilecek bir katkı sağlanacak. Ona neyle uğraşıyorsun? Ne Sasuke biraz yavaş başladı. En azından ilk haftaya göre yavaş başladı ama özellikle yetenek desteği çok fazla. Destructive'in de 10 tane asisti var. Yani supportların bu arada Berk EMEA teknik pause'da hiç konuşamıyorsun. Yani aranda sohbet bile edemiyorsun. Bizim teknikte TR teknikte normal sohbet edebiliyorsun, oyun hakkında konuşamıyorsun. Hakemle bile sohbet ediyorsun. Bizimkiler hep böyle bir laval ya. Bir goy goy da baksana yani böyle bir kolay sektör olabilir mi kanka?
Ben bu arada MA admini sormuştum. Değil mi yani? Özellikle burada. Şeyi sordum MA adminine. Ya teknik modda oyun konuşamıyoruz biliyoruz da bari aramızda sohbet etsek dedim. Dönem dönem. Hani kafası dağılıyor insanın o pause'da konuşunca. Yani şöyle söyleyebiliriz şey dedi. Şifreli konuşmalar olabildiği için kaldırdık dedi. Statik oynamayı seven, sabit oynamayı seven oyuncular. Şöyle bir bilgi vereyim. Çünkü Odin'de mesela siz teşvik atacaksın, iki sıkacaksın, aralarında konuşabiliyorsunuz ya. Çok atacaksın yani oyun bittikten sonraki yok şeyde. Aslında öyle bir oyuncu olman lazım. Ama böyle daha keskin eğim kadınlar oynamayı seven oyuncular da hiçbir şekilde Odin'i kullanmıyorlar. Odin'i gerçekten yani hem abarttı. Hem solun tüm tekniklerini kullanmaktan lazım yani. Ki yo, tekniği demiyor. Şu arada konuşabilirsin. 8-4 bir köy ediyor mesela. Ha, MR'ı mı diyor anlamadım. Aradaki freestyle'da ya. İlk yarı bitti. Odin'in bütün linçini göğüsledi. Zamanında. Herkese yol açtı. İyi mecaneye hoş geldin. Yusuf 2. ay hey o demiş. Eren 4. ay hola. Öyle olunca çok etkili oluyor gerçekten. Umut burada dash kullanmadı ama zıplamasını kullanarak kaçtı. Ardından geri çekildi ama solda yatan KO var. Umut'un bu arada canı 38'e kadar düştü Wallbang'lerle. Evet, ölebilirdi bu arada. Emigaz'ı mikrofonla kapatıp konuşsak kimse bilmez, yaparsın zaten. Bunlara şeriat gelmiş ama. Yapılmayan şey değil. Yani yaparsın. Onda bir şey yok. Şu anda büyük bir baskı kuruldu. Onu nasıl fixliyorlar peki biliyor musun? Onu da söyleyeceğim Rab'ı düşünce. Jet'i onda fixi var. Yani Tejit riske edildi burada. M'ye de var yani. Korant ama B'de büyük bir baskı hissediyor Fireflux şu an. Evet yani iki tane de backside savunucusu var. Spawn'dan hala yardım gelmedi yani. Onun nereye kariyer vermiş? Market'i kaybettiğini düşündüğü için yaklaşmıyor ama çok bir anlamı olmadı bu Tejit'in yani. Hani alanı tekrar geri almadı çünkü Fireflux. Sadece yavaşlattı biraz. Şimdi marketten yavaş yavaş power'a sarmal bombasını gönderdi backside tarafına doğru. Onun geldiğini gördü Y2J. Şimdi bir Sova ultisi yardımı geldi. Bakalım ondan herhangi bir kill çıkacak mı Riens'ten? Kayıkhaneye doğru sanırım teklemiş olması lazım. Sasuke'yi bir kere. Bravo. Bu arada Wood'dan yine iyi yardım var. Lane'den görecek oyuncu var. Wood'dan bir shot. Y2J'den bir headshot daha geldi. Bir yere tek attı orada. Rust şu an main tarafında kalan oyuncu. Riens'ten güzel bir vuruş. Şerif'le beraber. Orada bir crossfire var. Y2J o kadar keskin eğim ki şu an. Evet, evet. Mermi kaçırmıyor neredeyse. Paranoya Riens'i yok etti. O bilgiyi de veriyor. Aldı. Yani her round onun fixi nasıl biliyor musun? Neyin fixi abi? Ben kaçırdım orayı. Kanka diyor ki yemin kazdı olduğunda mikrofonu kapatıp konuşsan kim bilecek diyor teknik olada. EMEA'da onun fixi şöyle. Mesela şey diyor. Gaming House'dayız. Player cam açamıyoruz diyorsun. Adam diyor ki odanıza diyor tüm odayı gösteren geniş açıda bir kamera koyup onu vereceksiniz diyor bize. O görüntüyü vereceksiniz diyor. Keşke TRT'de yapsalar onu bu arada. Yandan çaprazdan koyuyorlar, tüm oyuncuların yüzü görünecek şekilde geniş açı kamera koyuyorsun. Teknik bu arada konuşup konuşmadığına bakıyorlar. Cevabı. Sonra S3'e hala round kazanamadı ve tıkanmaya gitgide tıkanmaya devam ediyorlar. Uzun bir süre sonra eko yapmışlardı. TS admin giriyor zaten bu arada, onu da söyleyeyim. Bir tecrit mevcut, Astra ultisi mevcut. Bunlarla birlikte herhangi bir site almak Asyen haritasında gerçekten kolay. Bunu yapabilmeleri gerekiyor. Fireflux'ın tabi buna yanıtı Sova ultisiyle olabilir. Geçtiğimiz roundda da Riens ultiyi harcamak istedi. Ayrıca geçtiğimiz roundda Sova ultisi kullanıldığında site'e lobby devam ki. Lobby'den devam abi. Meri yine 4'te. 4-1. Early info'yu aldı. Bak rotasyonu verdirdi. Da 4-1. Sasuke bu arada direkt çıkışına doğru bir tane Shokoku bıraktı. Oraya tamamen artık Wut'un pozisyonuna çok rahat anlıyor. Güzel bak, bir yine 4 alacak Fireflux'tan. Rakibinin B'de olmadığını hatta mid'e gelmediğini de biliyor özellikle. Geçiyorlar kanka baksana Ejet'e. Killjoy'un alarm modu sayesinde. Main tarafına doğru Verlast'tan bir sıfır noktası geldi. Rust smoke çıkışı gelecek ama çok zor pozisyon. Destructive kill alsa bile takası geldi. Power'u hemen bir tane oraya doğru donatıyı bıraktı. Short'tan Asalt'a geçecekler. Retake'i bırakıyor buraya artık Fireflux. Evet, Sova ultisi gelecek mi? Raze'nin... Allah'ım dedem ya. Lent'i var ama Sova ultisi... kullanılmadı. Sasuke daha çok arkadaşlarına silahıyla destek oldu. Taş var mı oğlum bu? Bekletiyor olabilir belki power kullanırsa. Belki evet, o gerçi tecrit var. Ki, evet. 4 ağalardı aslında. Doğru. Şimdi bu yetenek evet, kullanılacak. Dediğin gibi. Şimdi Wood kill aldı. KO düştü. Bir oyuncu main'de. Yine yer gök ayna kullanılmıştı. Y2C'ye ilerliyor. Rakibini gördü. Biraz hasar verdi aslan. Jeneratörde bu kill alabilirdi, alamadı. Verlast sonrasında diğer pikle düşüyor. Ayy. Kafayı oturdu. Crosshair. Zıplaya zıplaya. Riens'in ekranında. Crosshair. 7-3. Fireflux hakimiyeti kurdu. Üstünlüğü kurdu. Tek taraflı ilerleyen bir hasar. Karıştırmadan falan direkt short tip meyterdi. Y2C'nin veremediği reaksiyonları görüyoruz. Yani... tek tek oyuncular düştü. Bak, önce Bustan bir kill geldi. Mı? Can tarafına şöyle görüş tek şey başına sıkıştı. Yardım yok ona. BM'ni almaya şey yapsa yani. Biraz. İşte agresif 4 atsa, BM'ni de savaşsa, diğerleri 4 A oynasa
Gamble yemeyecekler, gamble oturmayacaklar. En büyük sıkıntı da biliyor musun? Evet, şu an pressure'da sıkıntı yaşıyorlar. Oyun ortasında ya şöyle bir şey oluyor. Sadece lobby baskısı yaptıkları için Ufuk zaten B'de oynadığı için çok rahat anlıyor. Timing'li recon atıyor, kimse görünmüyor. Bir daha timing'li drone çıkıyor. Anlaşılıyor yani her şey. Biraz uzaklar. Aslan Ufuk'a rahatsızlık vermesi lazım birinin rampa başında sürekli bana öyle gibi. Löklemeye şey yapmadan uğraşmayacak. Direkt B'deki adamları tutacak orada sadece tutmaya yönelik. O zaman 4 kişi girebilir. Heaven bende diyor. Orada main'den S2C'ye koç konuşması yaptık bu arada. Kimse yardım etmiyor. Herkes main'de post plant bekliyor. Sence oyunu main'e mi dökerler mi, kim yoldan mı ilerlerler? Game oyunu kendine mi dökerler? Bence çok bir şey değiştirmeyecekler şu an ya. Belki tempoyu değiştirirler. Direkt oyunu böyle oynuyorlar yani. Tek başına hiçbir cross'lu atan arkadaşı yok. Önceki şeyde ne? Maçlarında oynadılar mı Ascent? Yerleşim sıkıntısı yaşadılar. İlk maçlarında. S2C'yi Ascent'i. S2C'yi Ascent yok, bir defa oynuyor. S2C'yi supla oynadı, orada Ascent oynamamıştı. Pearl Fracture'da. Yine aynen yine 5'ler. Ya oyunu hızlandıracaklar işte. Burada da başka şansları yok. Tarz değişmedi. Direkt rush yapacak. Ha pause'dan yani sonra da rush çok expected bu arada ya. Ama biz bak midi aldık yine. Hızlandırdılar bak. Arayışıyla site'e giriyor. Site'i kontrol altına almaya çalışıyorlar. Harika bir paranoya attı Distractive. Ardından burada Vellas denemeler yapıyor. Distractive bir kill aldıktan sonra düştü. Arkadaş hasar bırakıldı Lens üzerinde. Bir ulti mevcut değil. Her iki tarafta ultisiz geçirecek burayı. Yine RAT2 için oynanılacak bu sefer. Daha yakınlar. Heaven 6 bölgesinde 3 oyuncu var. Bir oyuncu da yeşilde. Main'de kimse kalmadı. Aslan kısayı izliyor. Yani yine desteksiz Aslan. Burada çok çıplak bir şekilde pozisyonda. E2C bakalım hazır gelebilecek mi? Aslan'ı şimdi gördü. İki oyuncu kendisine bu Heaven'daki oyuncu denemeye çalışacaklar. Sasuke. Oy! İnanılmaz bir headshot. Diğer iki oyuncu Heaven altındalar. Bu fight oldukça önemli. Bir headshot kazanmama yeri belli ve 1-2'de sadece bir mermi lüçyonu kaldı Yensin. Oğlum bırakma lan. Eyvah. Eyvah. Aman diyeyim. Oldukça güçlü şimdi. 1-1'de Sasuke'nin üzerine gitmek zorunda. Bir mermi lüçyonu aldı. Bir mermi lüçyonuyla kılıç aldı Yensin. Abi pelerin diye yaptılar. Harbiden pelerininden vuruldu ya. Ya, pelerinden yakalandı abi. Ve sanırım okulda belki kalmadan düşmüş olabilirler çok iyiydi, ama çok iyiydi. Az canıyla sıkıştığı yerden önce harika bir yetenek oynuyor. Şerif'le savaşını gördük. Aldı. Operatörü çekecek tanyik yok. Şerif'le savaşlar. Sadding'e çınar Dinga'ya market etmiş. XRTS FPS 6. ay, Mirsi 20. ay, Mirsi'nin seyresiymiş. Eyvallah Mirsi. Speksi 20. ay, o da 20 olmuş. Teşekkürler. GVG TR Prime mı abonelmiş? Hoş geldin kanka. Ya bu arada bu sefer de smoke yokken kimse main'e gitmedi. Evet. Yani S2C'de belki bu kullanılabilirdi. En azından rakipte smoke yok. Main görüşünü kapatamazlar deyip birisi main'e gitmeliydi. Ah, aslında Ufuk da shock dart'ın geleceğini ayıkıp bir adım geri atmış ha. Bir KO'ya karşı oynarken bu büyük bir risk. 4 oyuncunun toplu oynaması. Anlamıştı artık yapacak. Aha şey. Farklı bir şey yapıyorlar. Bir şekilde... 4 short yapıyorlar. yine 4 bravo. Tersten. Tersten. Çok kalabalık. Ve burayı çok denedi. Değil de 4 short. O yüzden Fireflux hazırlıklı olmaya çalışacaktır. Olaylar burada karışır. Yakında flash'ı fark etti. Çatar gibi. Çok iyi. Trade. Kaçacak 45 anda Riens. Wood pozisyon avantajına sahip ve Aslan'ın artık bu noktada Riens'e yardım etmesi gerekiyor. Çıkamayabilir. Şok okları atılacak. Şokoku'nun ilki isabet etmedi ama ikincisi isabet etmedi. Oğlum dedem neler atıyorsun ya? Adam sinirlendi, ulti attı oğlum. Bu sıkıntıya düşürecek. İkinci kez isabet ettiremedi ama aslında harika bir asist yaptı. Pozisyon ve Sasuke'de Oku ile birlikte info almaya çalışıyor. Aslan tekrar pikleyecektir. Sasuke şarjör değişimine gitti. Bir adam ölmez ya. Kısa tarafına hareketlendi. Dedem full safe'de yani full safe'de. Nazar değmesin. Yık o kapıyı Ufuk. İkiye böyle o kapıyı. Kırmakla beraber de çok dikkat dağıtır şu an. Main'den yavaş yavaş yürüyecektir. Y2J bu arada kalmadı. 86 can var. Az değildir ya. Ah be oğlum. Oğlum adını bıraktığı gibi. Y2J bu arada ultisi de var. Teşti koymak için harika bir zamanı var. Aslan'ın üzerine koşmak zorunda. Mutlaka etmesin lazım. Çok iyi oğlum. Çok iyi. Çok iyi. Geri doğru gidiyor. Yaşına doğru çıkacak. Yalnız yine yakalayabilir Y2J. Yine de o yakalayabilir. Aslan ya kaçacak ya Tekst'e yakalanacak gibi görünüyor. Dışında kaldı çok uzak bir farkla. Ah be! Oğlum çok iyi oyun, çok iyi oyun. İki tane big entimiz var ha. Evet. Vallahi. 9-3 bitebilirdi yani. Vallahi bitebilirdi. 3-0 öne başladı. Üst üste 2 round kaybetti. Ardından ilk yarının itimiyle birlikte. Mr. XTZ Prime'la abone olmuş. Affection'la orada 3. ay, teşekkürler. Oyuna dönme anlamında bir fırsat.
Yani burada round bitmiş olmalıydı. Neden beni bunu söylüyoruz? Şöyle düşündü. Aya direkt girdikleri için önce A'nın kontrolünü almak isterler diye düşündü. O yüzden short'tan sokacaktı aslında gap'ti. Mantıklıydı da. Ama Sasuke. Aynen ya da acaba oradaki biri leadledi mi? Sasuke B'de ya. Yani hani ha olabilir. Sadece olabilir. Terste biri leadlemiş olabilir. Takım arkadaşlar oynatan da bir yapısı var. Ondan da leadleyebilecek. Kritik belki Hakan lead demiştir. Valla ses kayıtlarından gördüğüm kadarıyla bir tık destructive leadiyor olduğu tarafı. Hakan, aynen Hakan lead diyor. Şimdi bunu da alırlarsa bir anda bambaşka ikinci ay. Aynen abone olmuş. Eyvallah. Bu arada Rust hücumda çok etki bırakamadı. Ne oluyor? Short dead diyorum fake tek başına. Rust'ın oyununu görmek lazım. Wood harika bir şekilde geldi burada. Oğlum nerelere geldi oğlum? Allah'ım ya Rabbim ne yapıyor ya? Oğlum Rust oynar gibi oradan oraya koştu, bir tane vurdu, bir de city'de adam. Oldukça keskin bayağı bir diğer rakibine gördüğü iyi bir hasar bıraktı. 65 kesin pozisyonu bozuldu bak, her şey bozuldu şu an. Oğlum şu an böyle bir oyun mu var? Jett'in City'de ne işi var? Ardından City'ye bir pikle şimdi tekrar kullanıyor. Mario oynuyor şu an. Bu tek başına 5 oyuncuyu oyaladı ve bu noktada şimdi Riyaz aslında... Beyler bir yere girin artık siz de ya Allah aşkına. Yine roundu kazandıracak hamleyi yapabiliriz. Üzerine gelen oyuncular 54 canını bıraktı. Site'a hala kimseyi sokmuş değil ama bir yerde artık geri çekilmek zorunda Aslan. Solda olduğu biliniyor. Double pick gelecek Aslan sağa geçti. Riyaz Aslan'ın gerisi tekrar döndü. Yani Destructive yine Lurk'te hemen Heaven içerisinde onu tahmin etmeyebilir. Riyans yavaş yavaş geldi ya. Baktı oraya doğru ve iyi bir vuruşla beraber durum 2 vs 2'ye getirdi. Yalnız Aslan hala, ve Riyans okay, 44 okay. ve 45 canlı sadece rakiplerine göre bir dezavantajı var bunu söyleyebiliriz. Aslan XL ol ya. Aslan gelecek. Yetici önce Aslan'ı vursalar rahat edildi. Riyans'ın seslerini duyuyor ve bir tane de ona. Bir tane de. Aslan'ın da yeri belli. Double pick var orada. Ve bir crossfire şeklinde var ki. Verdant çok akıllıca short tarafa doğru yürüdü, rakibi fark etmeden. Çocuk Mario aslında round'un başına önce kaybetti. Sonra şimdi toparlamaya çalıştılar fakat yine Clash'ta Fireflux daha iyi durumda. Ama yani şuna bahsetmek istiyorum. Rahat gidemez herkes yani oraya, bir de böyle iki kill de alamaz herkes. 2v2'de Aslan da yıldız vardı. Evet. Yani yeri belli bir UTC'ye karşı bunu çekme atar, stun atar, Heaven altında smoke'la kapatır. Yani Aslan o kadar katkı verebilirdi ki o tek yıldızla. Bunları neden es geçiyor? Yani bu neden es geçildi? S2G tarafı da biraz bundan dert yanabilir belki. Ya Paron'un da biraz geride kaldığını söylemek lazım burada. Yani 13. round geride kaldı. Bir killdi sadece. Ki onu da hatırlarsan maç başında almıştı zaten. Oo hani bıçak uçuyor. Tabanca roundunda. Şimdi evet. A tarafa toplu bir hücum gelecek gibi. Oo bıçağın olayı çok güzel lan. İki stack aşağıdan kıramıyorsun. Var. Aslan smoke içerisinde yerleşmiş. Yukarıda olmalı lazım. Ya da main'e yakın olmalı. Orada iki kişiyi gördü. Ezden. Çok ekstra bir info değil I like bu. It. Oyun döndürülecek değil. Zaten onlar da biliyorlar. Vladkor effect. Aslında yakından bir drone çıkardı. Bunlar Vladkor online yapmıyor değil mi? Bir yapmış olabilir. Hayır aslında skup tercih etti drone'a. Aslında gerçeği biliyor. Evet ama tabii mutlaka biri koruyordur diye düşünmüştür herhalde. Eradan bildiği ve bize öğretmesi yetmiyor. Yani Twitter'da atıyor yani. Short ile yerleşti. Anlıyor siz de bilin yani. Mermisini gönderdi. Öğrenmeye yetmedi. Düşün yani buka bak. Aşağı düşün yani. Aşağı düşün yani. Kaç mermi klasikle. Rust spawn'dan bakacak. Marshall'la mermisini kaçırdı. Smoke geldi. İçerisinden dash da var. Koşmaya devam ediyor Wood. İkisi de tek bir tane bilirdi. Zaten de yani hani oradaki özgüvenden bahsetmek istedim. Wood sıkı sıkı geçmeye devam etti. Rust'tan bir no scope. Marshall vuruşu. Ya 4 canlı yapacağını yaptı orada. Kesinlikle side kontrolü alındı. O da Destructive ve Sasuke'ye giren bir de onların killer. Aşamaları da var Fireflux, o şeylerin. Line-up'lar aşamalı ya normalde. Bir round daha yakın. İşte medium. Çok yani kolay atılanlar var. Bakın yerlere gidenler. Bir pro olanlar. Zor yerlere uzaktan gidenler falan var. Eğer bonus round'da kazanırlarsa hem zaten skor anlamını her şeyi nötrlemiş olacaklar rakibine karşı. Hem de maçta 5 farkı zor mesela. Çift tane bulacaklar. Yani neredeyse bazılarından. Bu tabi oldukça zayıf bir bonus, onu da söylemek lazım yani. İki Bulldog, Spectre, bir Ghost. Yani biraz böyle ajan yeteneklerinin ortaya çıkması gereken bence bir sahne. CT oynuyorsa F2G adına da yani bir kambi adamlar bonussa bu tabii ki de olması şart. 2-1-2 kalmak çok sıkıntılı. Ya adamlar bir de o kıkırdı, almazlar bonus izin oldukları için genel olarak. Olasılık olarak mainleri almış diyeceklerdi. Aynı şey jet mesela uçağı olarak şekilde. Başlangıç olarak. Belki bir lobide güçlü durabilirsin diyorsun yani. Biraz daha köşede. Aynen. Çok da önemi yok artık. Çünkü kalabalık sesini vermişti zaten Fireflux. Verdik 5'e gittik abi. B tarafında gayet Sova'nın Riyans'ın bir de şöyle bir şey var. İki lobiyi de rakibe vermek iyi bir şey çünkü değil. Info, değil. Defans yani. Killjoy'un yetenekleriyle birlikte mutlaka bir lobide bir aktif film olması lazım. Adam rahat oyun kurar.
Bu arada... Kilobi'den de bilgi yok mesela şu anda. Bilgisiz oldukları için uçağa duruyorlar. Evet, bu teorilerin hepsinde arkadaşlar şu yukarıda gördüğünüz harita üzerinde anlattım. O YouTube'a gelecek. Oraya bir not evet, olarak bırakayım. YouTube.com/BekritTepe Spawn'a doğru mu yardım edecek, markete mi doğru yardım edecek diye bakıyorum. Nereye doğru yerleşti Firefox hücumu? Yakında geliyor. 5 yani main girecekler. Yani Russ ortayı almak istedi. Araya bunları koymak lazım Jelibon ya. Bunu yapmayacaksak. Bu yani işte bunu istiyorum. Joy ve Sova Bey'i savunur diye düşündüler galiba. Bir tane Oka bırakılacak. Güzel tarafından görüş verebilir. Yok aslında. Için ama nice. Takas anında içeriye rahat oynayacaklar. 45 var. Nanosüllerden geçebilecek ve backside olduğunu anladı rakibinin. Vut döndü. Oh. Riense biraz hasar verdi. Ona. Çok kayda değer değil. Bir tane güzel flash. Riense üzerine atılan yesin. Sensin mi yavaştan bunun? Hatta hesabı yok. Low sense oynuyor herhalde. Bir tane daha böyle takımı rahatlatıyor. Evet yani zaman da kazandırdı. Hala winnable gibi. 700 yeni ultisi var. Bonus hala iyi geçiyor. Firefox'ta söylemek lazım. Yakın mesafe. Daz koşarak gelecek. Yakında Sasuke bir tane kill aldı ama takaslar. S2G tarafında. İki avantajından takasla şey avantajı şekilde düş oldukları için. Yani YPG, iki olsaydı win'de. Otur bir ya da iki saniye daha erken ölse bu arada değişiklik dolayı. Aslan verememiş. Aslan en azından bu arada bir orta YPG'nin ultisi geliyor galiba. İyi bonus oynadı. Evet evet iyi bonus. Gelmiş bile kanka. Aa gelmiş bile gelmiş. Gerçi bir tane de kill aldı doğru. Ben de bonusu sadece Clash'ta kaybediyorlar bir oyuncuyla. Tecrit var şimdi. Abi biz ne yapacağız bu gençlere YTJ Wood? Belki round içerisinde. Maşallah. Nazar demesin. Tü. Nazar da olsun. Savunmada bunu yapmak biraz zor ama Sasuke'nin ultisi kesin olacak gibi. Evet. Bir de Sova ultisi eklenecek Fireflux'un ultileri arasında. Sadece ultilerle bir oyun kurgulamak isteyebilir Fireflux. O yüzden standartın dışında bir savunma anlayışı olabilir S2G'nin. O nasıl bir avro lan öyle? B-Man'i almak istiyorlar oraya doğru. Ah! Çok iyi lan. Oğlum öl. 11. Yani karıştırdım ne olduğunu şaşırdım onunla. Allah'ım yarabbim. Evet abi. Bazen bende de oluyor. Hücum tarafı olarak. İki tarafta yine jetini kaybetti. Bunu birçok kez gördük bu arada. Gidip tekrar atabilirdi istese de. Standart bir savunma yapmak istiyor. Sonra böyle oluyor. Utility hesabı yapıldığında. O yüzden denediler ama... Abi de söylüyorum, Türklerin genelinde var. Bir yani zonu alıyoruz ama tekrardan bırakıyoruz onu. Sanki orta bir şey olmamış. Yani aynen, adam ondan sonra bir ok atıyor, burası boş beyler. Hep beraber, o zaman o fight orada verildi aldım. Ne kanlar döküldü orada yani, oraya yaşayacağız diye. Evet, işin arkasında sanırım info alındı gibi. Bu arada... O ne durulmuş, herkese gitti. ...tikledi aslan, Verlas takasını almış. Hala, evet. Cende, Reza hala sıkışmış durumda. Keyni aldı, Destructive çok geride kaldı. Sonunda vuruyor belki Reyazi'yi ama artık. 1v2 pozisyonunda kalan Destructive. Çok iyi oyun Hakan. 35 saniye. Yapar. Yapar. 35 saniye kadar kullanıldı. Süre var ya, süre var. Şimdi koyabilecek. Çok varsa bir şey pozisyon alabilecek. Smoke da geldi abi. Smoke da var. Oynadın oğlum. Oynadın. Smoke'la oynayacak. Ah lan. Onu bulsa. Hep var ya böyle. Gerçekten iki atacak kış. Oynadığı oyunu. Her maça kaldığı zaman rahat gerçekten takip. Bir tık spray oldu. Maça şimdi. O anda o kaldığında Firefox'ı kazanamıyorsun işte. Evet ya. Evet abi dışarıdan çok basit görünüyor da harbiden. Tabii canım. O anda evet, abi şey çok zor. Yani. Mesela normal smoke atıp cross'u yerine getirsen yine okey de orada one way'e koymaya çalışıyorsun ya bir de o yeşile. Alan aynen ilkini vurayım evet, böyle abi. Hızlı vurayım. Onun sayesinde belki çıkıp aslan killini aldı short'taki oyuncu öyle oluyor. Önce. Orada bir nefes nefese yani kalıyorsun kalp atışları hızlanıyor böyle. He bir mouse'a bir sol click bir sağ click ileri geri yapıyorsun böyle o one way oturtacağım diye bunu koyuyor. Kalıyor aynı zamanda clutch'ta kazanıyor. 11 kez öldü sadece takımda. En az oran oyuncu. Çekilin. Orada fena bir yatırım yapmamış çünkü Fireflux'ın aslında 4 tane ultisi var. Bir tanesi Wood'un ultisi olacak, Jet ultisi. Aa evet çok yani ultisi var. Yani Fireflux bu round'u Wood çalmak için iyi bir şansa sahip. Ise aynen, olaylar karışır. Makine de nelerde kalır. Oy 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 man! Dışında bu spektaküler, harika bir emciri Wood'dan bir spektaküler aldı. Spektaküler, spektaküler! Başına bela rağmen... Yeni kelimem sahibi olsun. Rus'u yakalıyor, elindeki silah gardiyon olmasına rağmen. Hoş geldin, teknikler bebek. Şey uzattı ve yandaş tamamıyla Firefly'a gelmesini bekledi. 24. ay selam yayınlar demiş. Hayırlı olmaz. İkinci yılın üstü olsun, teşekkür ederim. Gerçekten klasman açısından farklı bir seviyede. Nazar değmemesi lazım. Ve bu maçta da şu aşamada 20. kendini çıkardı. Birçoğu enteri bunları. Yani öyle bir giriş mi lan oğlum? Döne döne. Smoke içerisinden çıkışı gerçekten böyle bir... Oğlum enter adı takımı açabilirdi. Chat'te bu bilgi var mı? Biliyordur chat. Yine sensi mi? Burada 500 DPS 05. 500 DPS. Devam etti. Aynen.
geçen haftadan çok daha iyi bir Wood var. Evet. Çok iyi çeviriyor yani o zaman. Çok daha impact oynuyor, onu söyleyelim. Kiliğine çıkarıyordu ama bu kez impact oynuyor. Gibi ve şunu da söylemek lazım. Wood böyle oynama, alacaklar seni. Satmayın bu sefer. Hatırlarsan ilk yarıda vermişti bir tane. 3-0'da. Tam buna benzer bir noktada. Ve şimdi bayağı bir noktada. Bu bir ego. Şimdi kısada oyuncular var. E2J piklerse sıkıntı yaşayabilir. Batu'nun sözleri kulağıma geliyor şu anda. Batu'ya neler neler geldi. Bıçak geldi. Fenyum, Prime'ın abone olmuş. Hoş geldin. Yakaladı 4v4 tabi. Ekoların şakası yok çünkü 3 tane ultisi var. Onun ekibinin de aynı zamanda Raze'i flash atacak. Buradan çıkmayı istiyor. Ne kanka? Mouse'unu biliyor musun? Ne kullanıyorsun sen şu an? Spellite herhalde. Bilmiyorum. Üzülüyorum. Tek ben kullanamıyorum ama. Para ile birlikte. Ben değiştireceğim ya, deneyeceğim bakayım bir şeyler. Ara yavaş yavaş şey bundan ben geliyor. Zavin'in Valis'in yeri çok kuvvetli. Buradan bir anda bakacaktır ki. ECC. Power'ı kaçırdı ve Power'ı bunun karşındakini alsa bile Wood hemen bir keskin cevap. Şimdi keşif okundan da Riyans'ın hala orada olduğu infosuna sahipler. Bir tane çıkış keşif oku kullandı. Wood kendini saklamaya devam ediyor kutuya. Mouse'u sıfırlaymış. Herhangi bir sıkıntı yok ki birazdan kaldıracaktır. Dens bilgisi doğru. Yine oraya doğru gönderdi ayak dibine. Mouse'u doğru olmuyor. Başka bir şey mi dedik çok şimdiden? Guardian'la beraber. Güvenemedim gidip baktım. Çıkardı. Çok değerli kişiler. Ama Zovi sanırım şey ağır değil mi? Flash'ın çok iyi doğuşu. Tabii tabii. Zovi daha ağır. Zovi'nin olayı zaten ağır olmasın. Doğuşlayamazsa belki Reason'u da direksiyon gösterebilir. Bu arada Reason'in de round biraz Zovi'nin kaldırmaları minimum 3k olur bence ya. Site'da kalabalık bir gruba karşı bir tane kişi çıkartıyor. Tabii. Dediler B3 ile bayağı iyi, evet onu denedim. Geri dönüşte rakibin ekonomisini erken kırabilmek büyük bir avantaj yaratacaktır. Şu an için Fireflux'ın ekonomisi gayet görüyoruz. İyi bir konumda. Bu arada Destructive Valas ikilisinin asist sayısı 30 oldu toplamda. Yatağına yani sonra çıkmış. Bakacağım ya Eren, bayağı aklımda bir mouse var şu anda, evet, biriken. Yani hani Smoker ve yine Initiative'nizden böyle bir katkı almak önemli. Abi bir şey söyleyeceğim, bu kimin map'iydi? Ben Saskia onu unuttum. Saskia çok geride başladı demiştik. SVG'nin map'i. SVG'nin kadar geldi bu arada. Yani pozitif KD'ye doğru. Anlat yeni görünce FFB'yi geliyor. Zaten Y2J maçın başından beri çok istikrarlı. Bunun şu an en keskin oyuncusu. Triplere giriliyor. Triplere girilmiyor ya. Daha iyi upgrade'e deneyeceğiz bakalım yani. Sadece kill sayısını değil, o killer, site'ı açan killer, entry alan killer ya da Doğru denedik ya yayında. Yani entry'si düşüren killer rakibinin. Herkes yapması gerekeni yapıyor. Evet. Yani şu an Fireflux'da aslında daha ilk yarıda da bahsetmiştim. Distracted Revelers belki... Olmadan MFF maçı için Arsenal maçını izlemedim diyor. Adam. Adam. Bunlar adamın yapı taşı. 22-22. Neye? Rus'un da 7-2'de killeri aynen. Yani birlikte 44 bırakmışlar. Helal olsun Asya yani çocuklar. Belki de en çok olması gereken takımlardan bir tanesi bu. Yapı olarak Firepower belki de bir numara olarak Rus'a bakıyor bu. Ooo ne hızlı oynadık. Oluşa geride başladı. Bu sonra harika döndü bu sefer. Kanka yakına zoom ne? Yakına scope ne? Bir başka entry daha bence yanlışlıkla. Boot'a geçilecek ve bu maçın belki de en kritik silahlı roundu S2G tarafında. Fark etmediğini o kadar belli ediyor ki her seferinde. En azından Prefire bölgesine ve harika oynayın. Taksi 50 lira yazıyor. En azından bir saatte. 50 lira yazıyor. Reason. Şimdi teşhit kullanılmışken kapıyı savunmak durumunda Power'a bir kill çıkardı. Sasuke'yi yakaladı. Ardından da Riyaz. Wood'u düşürüyor. Şimdi 3-3 pozisyon. Reason'in canı az. Distracted kısadan ilerleyecek. İmha'ya başladı. Beyler. 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 Lan modemi söktü götürüyor Hakan. Tek başına Distracted. Burada daha fazla hasar verse de 11-8. Killjoy ulti. Aslında zaten iyi girdiler ama. İşte Killjoy ulti gördüm ama ona göre hızlı bir protokol. Kardan almalar, erken girmeler. Bir şeyler. Cumhur dengesi orada fight'ı aramalar, dövüşmeler. Destructive arada bir... Olabilir bunlar. Oman ultisiyle beraber bir B'ye gitme fake'i verdi ama aslında onu Lurk için kullandı. Belki Spike de gidebilirdi. Ve Fireflux çok rahat girdi. Elini kolunu sallayarak girdi. Main'den line-up'ı vardı ya. Bora hala var mı o? Bırakmıştı Killjoy ultisiyle. Havadan uçuyordu, Killjoy'un gardının ultisini kırıyordu. Şimdi... Buralardan bir yerden atılıyordu. Var. Şeyden atılıyor, main'deki şeyden bahsediyorsun. Killjoy ultisinden. Kanka Heaven'dan da atılıyor, Cenn'den de atılıyor. Ters. Gardına atılan ultiyi main'den kırıyordum. Evet. Ama şöyle bir şey var. Tam ortasına düşmüyor. Yanına düşüp patlatıyordu. Değil. Şimdi tam ortasına düşme update'i geldi ya. Yalnız orta kontrolü evet, çok hızlı. Tam ortasına düşerse patlatıyor. Anca side'dan atarsın çarptık. Yani bir yandan main'i boğmaya devam ediyor Odin'le. Killjoy molisiyle kırabiliyorsun. Yani şu an inanılmaz bir derin savunma var. Görüyorsun değil mi? Bak yani şu an A main'de kimse yok. B main'de kimse yok. Riot'un turnuvalarında o bug sayılıyor. Pazar market tamamen kaybedildi.
Spawn'da gezen iki tane oyuncuyla istiyorsan biraz yani dengelemeye çalışıyor savunma. Kapandı zaten ya son update'le. Zed 22. ay sever kim setup'ını değişti demiş. Tabii geriden Zaten yapılan bu savunmada short'ta şu anda yakında aslan var da Spectre'la tek. Yani yardımlara bakar mısın? Bu tabii ki ideal bir yardımlaşma değil. Raz Distractive geliyor onu düşürüyor. Denemesini yaptıktan sonra Raz için biraz sinir bozucu bir maç haline geldi bu. Power'da da şu anda yani tek başına denemesini yapıyor çünkü rakip 12'ye gidecek. Evet. Herkes bir yandan da elinden geleni yapmaya çalışıyor ama pek bir çaresi yok artık bunu aldım. Yani biri ölürken S2C'de birinin çıkıp toparlaması lazım orada takım arkadaşına ama o bir türlü şey olmuyor. Tek tek düşüyor herkes. Yerde, yine bu arada çok güzel flash supportları da geldi ama özellikle Verlast'tan. Ya şunu söylemek lazım yani kısadaki hiç setup kötü. Bir de genellikle yani ölmüyor ki çocuk nereye çıkacağını çok bilmiyor. Sürekli kısaya geliyor. Yani Firefox orada falan iyi kullandı da. Kısada kullanıyorken kısada bu kadar cılız bir setup, bu kadar geriye yaslanmış bir takım da iyi gözükmedi tabii bence. Tabii caydırıcılık yok yani. Kesinlikle yetenek olarak da yok sadece aim olarak değil. Yetenek olarak da herhangi bir şey kullanılmıyor. Kısadaki oyuncu da Spectre var. Zed 22. ay teşekkür ederim. Fireflux 4 tane harita puanına ulaştı. Aimno TV 18. ay sağ olsun eyvallah. Ramzes 13. ay yüklemiş selamlar kolay gelsin. Büyük bir avantajları eyvallah var. Yani. Bir daha da iyi haber S2G'nin ekonomisinin olmaması. Şu an için 2 oyuncu da sadece Şerif görebiliyoruz. Ulti noktasında Riyans'in round içerisinde ultisi gelebilir. Aslan'ın yaygı kaynası var ama savunmada müthiş de katkı veren bir ulti olmuyor zaman zaman. Genelde retake'de işe yarayan bir ulti. Bakalım. Şimdi 21. roundunda Firefox haritayı kapatabilecek mi? Direkt B arkasından 5 oyuncu birden başlıyor. Bu kadar aslında stack bir başlangıç görmüyoruz ama. Split mi geliyor? Herhalde hızlıca markete alıp dediğim gibi B'de bitirecekler. Yani çok klasik bir taktik. Solo görüş verecek. Geliyor. Mythos 17. ayında olmuş ve şu Alexios'un sonradan paylaşacaksınız abim bilmiyorum. 17. Mythos'u teşekkür ederim. Şimdi Wood attı dişini. Russ dişi aktif onun da smoke'tan çıkmak isteyebilir ama tabii ki yardım lazım. Burada en azından bir flash lazım. KO içeride distraktif hamle yapmaya çalışıyor. Saitel olarak beyler beyler. Arkası dönük oyun. Çok iyi lan. Harika inset. 6. esneri kuvvetli veriyor. TP'den önce yakaladı rakibini. Bu aşamada Velas'ın takası var. Aslan Power ikilisinin artık takımın ayakta tutması şart. Bunu yaparlarsa imkansız değil. Power'a galiba tüneli gördü. Çünkü açılı geliyor tekrar gördü. Şimdi bir Sova ultisi kullanılacak. Sasuke City'de bir rakibini sıkıntıya soktu. Power'a prefile yüce yıkılmak zorunda basalım. Hemen Verlast destek vermek için bence. O yüzden yüce'ye ulaşamadılar ve bu da galiba yapılması gereken ilk hamleydi. Yapılamayınca son kalan aslan da yakalanıyor. Gerçekten nazar değmesin bu arada. Çok temiz oynadılar. Hatta bu maç 13-5 falan bitebilirdi. Maç niye hiç alkışlamadın Yağmur? Ha, görmedik Yağmur, dalga dümendesin. Nereye alkışladın? Alkışlamadım tamam. Ama sürekli oy falan konuştum yani. Tamam canım, ben bir şey demiyorum yani. Tamam abi. Ağzı o kadar açık kaldı ki alkışlayacak vakit bulamadım. Kameralar açık mı? Açık bir anda vereyim mi kameraları? Evet. Bir sonraki yayına şeyi verelim ya artık, Star yayınını. Star muhabbetini yapalım, ben sizi beyaz futbol gibi aşağı sağa sola koymak istiyorum. Şu altlarda üstlerde siz evet, görsün yani evet insanlar. Yes, let's go. Let's go man. Hatta şimdi yapalım mı lan onu? Yapabiliyorsan yap. Bak şimdi bak. Bak şimdi. Ne demek yapabileceğim ya Yağmur. Pardon özür dilerim ya. Allah Allah. Allah Allah. Kardeşim. Neler geliyor acaba? Hiçbir fikrim yok, ben ilk defa yapacağım da yani. Atla deve de. Olamaz yani herhalde. Dur bakayım. Atla deve değildir diyor ya bir de. Bak şimdi Star. Yok bu değil. Aboneler özel sohbetmiş bu. Konuk yıldız oturum başlat. Başlat. Canlı yayın çıkarmak çok kolay. 5 kişiye kadar konuk alabiliyorum. Süper. Konukları kolayca yayın alabilir. Çıkart. Harika. Hepinizin telefonu onaylamışsınızdır zaten. Mikrofon gerekli. Kamerası isteğe bağlıdır. Harika. Ses ve videosunu kontrol edin. Konukları önceden araştırıp kemiklerini doğrulayın. Okey abi. Biliyorum. Rus etkinliği güvenlik amacıyla kaydedilecek. Twitch güvenlik sebebiyle gerektiğini incelemek üzere kulisten ses ve görüntü kaydı alabilir. Bu kayıtlara başka şekilde paylaşılmaz diyor. Ama kaydedileceksiniz yani arkadaşlar. Kamerayı bozacak demiş biri. Durdurun belki. Berk neler yapıyor demiş biri. Kapattım direkt kanka. Ne oluyor? Neyi kullan? Sen uygulama mı kullanıyorsun? Hayır. Neyle yapmaya çalışıyorsun? Twitch'in direkt kendi getirdiği özellikle yapmaya çalışıyorum da bunu şu an mı denemeliyiz yani gerçekten?
Benim kameram niye gidiyor oğlum? Benim kameram niye gitsin? Sen niye gitsin ki? Denemedik. Deneyelim. Dur ya. Ne olabilir ki en fazla? Vallahi en kötü. Tak diyor biliyorum. Ne olabilir ki en fazla? A few moments later. Ha o be gelmiş bak yap kolay yayına bir sıkıntı yok demiş. Aynen oğlum. Kim o tribe sokan? Bir tane abone biz. Banlayın onu. Banlayın onu. Yine şey mi? Elkrif mi yine? Kim o? Yaşandı. Üç tane konuk dedim. İleri dedim. Tamam. Ooooooo. Ne oldu? Gitti mi yayına? Ya da back mi patladı? Yok bir şey yapmadım. Linkler geldi. Şimdi linkleri attığım gibi yayınlısınız. Haberiniz olsun. Ne linki lan? Şimdi size link atacağım. O linkten katılacaksınız. Kameranızı onunla koyacağım. Ooo. Alright 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 buddy. Let's go. Slot 1'e ekliyorum abi. Oğlum bana Gandhi Çakar demişler. Gandhi Çakar olmuşum. Slot 1. Kem. Beyler çok yanlış bir şey yaptım. Beko. Ne yaptın? Yayın kapanma ekranına mı gittin? Ne yaptın? Yani, dur bir dur. Linkleri bir mi gösterdin? Başka bir millet gelmesin şimdi yayına. Açık bırakıyor adamın biri evden bağlanıyormuş yayına. Ortam kaynağı. Tarayıcı.
öyle mi? Kapattın. Evet. Öyle mi? Twitch'e sağ olun. Herkes evet. Acele etsin. Sadece ekleyin. Kanalsatı yarıştırın. Kulitler falan. Var zaman var. Acele etmeyin. Al siktir. Sizi Twitch'ten davet ediyorum. Beyler hazır olun. Evet bakayım lan. Nasıl yani? Bildirim olarak mı geliyor lan? Kameranıza ve mikrofonunuza izin verecektiniz Twitch'e. Vereceğim. Veririm. Tamam. Mayiko. Ah, benimki Gandhi TW. Kim mı lan Yağmur? Ne bu senin nickin? Yok yok normal nickim Reinsa 2S'li. Normal. Allah Allah. Vape falan içemiyoruz değil mi? Yayında. Ne içemiyorsun? Vape. Ya. Ben şimdi Melat gönderir bu kart kabel konukları ekine sağım sağırsa bildirimlerde göreceksiniz. Hazır mısınız? Join diyeceğim ben. Join dedim. Join. Devam et. Devam et. Kulise katıl. İzin ver. Kötü canım. Yıkılanmadı dedi. İzin vereceksin. Kamerayı aç, mikrofonu peki, aç. Peki mikrofonu kapatacağız mı? Mikrofonu neredeyse olmaz mı? Nasıl olmaz lan? Öyle bir şey yazmıyor. Mikrofonu kapatıyoruz değil mi lan Beko? Kapat. Seçeneklerde Discord'dan konuş. Yağmur'u şimdi hepiniz gelin, hepiniz aynı anda ekleyeyim. Yağmur hazır şu anda. I'm here. Beko da geldi. Yağmur abi sen de kamerayı kapat istersen. Ev sahibinizin sizi kuliste karşılaması bekleniyor diyor. Beni karşıla bakayım kuliste. Beni karşıla bakayım. Lan dur Bora'yı bekliyorum. Bora şu vine bırak da artık. Kanka geldim, kamerayı ayarladım. Discord'dan kapattım. Kulise katıl yaptım şu anda. Tamam o zaman, hazır mısınız? Karşınızda... Berker Gandhi Kubat! Önce ben mi gelirim? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Mükemmel bir giriş oldu. Harika, harika. Karşınızda... Bora, Mayiko... Iğcı ama... Ver gelmedi. Gelmiyor bir şey. Gelmemişiz oğlum. Direği var. Neredeyiz oğlum? Bir saniye oğlum dur ben de bilmiyorum. Neredesiniz oğlum harbiden siz neredesiniz? Ha siz buradasınız. Oğlum sizi buraya al. Bir saniye dur. Tamam dur. Yağmur da gelsin. Şöyle Yağmur'a verdim. Tamam herkes geldi. Şu an bak hepiniz kulistesiniz. Şimdi bu kulisi yayına vereceğim. Şu an kulistesiniz. Şimdi sahneye çıkacağız. Hazır mısınız? Yes. Evet konukları yayında göster. Konuklar yayında gösterirken şey, konuklar yayında görünmez. Yani... Ama yeterli olmadı takım için. Rasta Power'ın da biraz geride kaldığını görüyoruz. Allah'ını seviyorsan bir şeyler yap. Oğlum bir dur. Yayında göster düğmesini açana kadar yayında konuklarınız yayında görünmez. O düğme yok. Yayında göster. Ha ooo çözdüm tamam. Hazır mısınız? Hazırız. Karşınızda Gandhi. Dur bir saniye evet konuyu yayına. Geldin mi lan? Gandhi Çakar geldi mi? Çık. Geldin. Şak. Let's go. Karşınızda Mayiko. Çık. Bunların yerini ayarlayacağım bir saniye. Karşınızda Reinsa. Hay. Şak yapsanız akıllı. Ben de çık yapıyorum. Kimse yapmıyor. Evet abi şimdi Discord'da tüm çirkinliğiyle göreceksiniz artık. O uzamak kargocu 26. ay. Peki ya? Dur bakayım. Onu nasıl yapacağız şimdi? Sizi birinizi şöyle koyayım. Tamam mı? Sen şurada dur Yağmur. Sen de şöyle dur Bora. Sen de şurada dur Berker. Nereye koydun lan beni? O kadar birbirimizle alakasız yerlere gittik ki yani. Çok ayrı kaldık. Saniye. Aa ben Berk'in altındayım şöyle yukarıya bakıp. Oğlum bak hareket yapmayın. Ben nesiniz tamamen. İsterseniz sizi reverse yaparım. Yapayım mı reverse? Berker bana bak. No. Tamam şu an bunları ayarlayabilmem için HUD'un gelmesi lazım. Yani HUD'da... Nerelerin boşluk olduğunu evet. Kanka tek, ben sana söyleyeyim boşluk tek benim olduğum yer. O yüzden... Benim yerim FF'in yanı evet arkadaşlar. O yüzden...
Kendi çerçevenin içine dördümüzü de koy kanka bir şekilde. Çerçevenin içine koy. Abi siz ne yapacağımızı buldum ya, bak şimdi. Ben hepinizi yanlardan keserekten şöyle şu şekilde. Bak şimdi. Meksikalık haline getireceğim sizi, tamam mı? Spor yorumcusu gibi sanki. Çok iyi abi, işte bu, bu. Bu abi yayıncılık budur yani. Bravo. Benim bari kupanın olduğu kısım görünsün ya Beko. Önemli, o çok önemli. Talebe bakar mısın? Talep çok mühim bir talep var. Kanka beni biraz sıkıntıya sokacaksın. Güvenlik kamerası gibi çünkü. Abi. Kupa konuşuyor. Kanka kupayı senin sandalyenin arkasına koysana. Anladın mı? Parmağını üzerine koyuyor. Of. Al ya arkadan oğlum. Evde sen. arada bir kadraja girip el sallarım ben. Oha yağmur neredesin diye bakıyorum ortaya gitmişim. Yağmur neredesin? Tamam. Bence gayet iyi. Maç başlayınca bir tekrar bakarız bu duruma. Tuvalet edip geliyorum. Kupa, Yağmur, Bora, Berk birlikte maç veriyorlar. Kanka. Tamam, kupanın hizasına geçeyim ben yavaştan, dur o timing'i ayarlayacağım, dur. Şöyle biraz geçeceğim, tamam mı, dur. Dandy demek, kupa demek. Arkadaşlar yavaş yavaş kadraja giriyorum. Yavaştan giriyor. Evet, Berke'li izliyoruz. Kupa ve ben. SS alsana buraya, ne olur ya. Parlayı değermişlerdi ki. Diyorum. Parlaya karşı oynarlarken de bu iki haritada oynamışlardı değil mi? Hı. Evet. Da... Onun hikayesi var mı arkadaşlar? Kupa 2017 ESL Türkiye CSGO şampiyonu olmadı adam. Adam CSGO şampiyonu. Bir kendinize gelin. Hadi sizleri. 2017'de Türkiye CSGO şampiyonu olmuştum. Onun kupası. Of. Olmuştum der ya, olmuştuk. Takımcı olmuştuk. Tek başıma oldum. Tek başıma 9'unu yenmedim yani. Berker hoş geldin. Kankacım bir tık görünüyorum ama ya, fena değilim. Dur bir saniye. Bu niye sende? Çünkü maçı kazandıran bir andım var, o yüzden bende arkadaşlar. Wow dude. Yok gerçek bu oğlum, ne yalan mı söyleyeyim? Tamam ben yalan söyledim mi dedim. Kupayı çaldım. Birebir aynı komp, aynı kompozisyon. Birebir HGBK kupa bebek. Beko ben normal oturuşuma geçeceğim. Kupaya yaklaştım oğlum. Sen bir şekilde. Beni niye bu kadar... Sen bu gıcıklık olsun diye yapıyor ha. Yani bir tane paranoyası var. Onu bile mükemmel kullanıyor. Anlamaları çok iyi. Mesela... Abi kendimi çok zoomlanmış hissediyorum. Aşırı gerginim. Öyle çünkü. Kullanım denemesi vardı. Önce bir tane lurk'ten kullandı. Bir tane de hatırlarsan atmıştı. Belki sesin yok ha. Yani destekte gerçekten çok iyi oldu. Belki kendini mi mute'ladın? Yok bu arada. Bir şeyler bastı. Yayına giden ses oldukça etkili bir. Bize de geldi ya. Ya biraz yine şu üfleyerek çözmeye çalışıyor şu an. geliyor. Üfleyince düzeldi harbiden lan. Nasıl oldu? Oğlum hepsini öğreteceğim, hepsini durun. Beni yayına gelmiyor. Yayına gelmiyor. Yayına gelmiyor. Nasıl yayına gelmiyor? Yayına gelmiyor. Şu an geldi. Oğlum Mertcan korkutmasana beni. Yapacak oraya da üfleyecek halim yoktu yani yayına. Yoktu. Kes lan Togril. Harika oldu ya. Bu şekilde devam ederse Wood Avrupa'nın en değerli jetlerinden bir tanesi olur yani. Evet. Alright. Rozan biraz daha küçültüyorum. Lotus, bir Lotus izleyelim ya. Lotus yani Lotus'u Bora ortada karıştırma. Bora ya. Dövseydiniz o. Bizim belki de çok kötü anılarımız var. Gündür Lotus'a girip kaybediyor bunlar. Harika oldu abi. Bir de yeni sesi Berk.
Len sesini de veriyorum. İçerisinde boot girmeye çalışıyor ama hazır savunma. Okay. Sprite bu arada çok güzel bir boot'la beraber yukarı doğru teleportlamış kendini. Sasuke'nin yardımına Power'ı şimdi fark ettiler. Mükemmel. 2v2'ye geldi pozisyon. Hala hücum tarafını şansı iyi diyecektim ama Rizzi tahmin ediyorlar gelip bir oyuncu daha yakalayıp. Abi ne oldu lan? 1v2 kalmışız. E2'ye tabii ki de Heaven'da rakibini beklemeyecektir ve burayı Rezi harika oynadı. Anlaki. Olur olur. 4'ü iyi tahmin etti. Bak şimdi. Enti. Bu daha yetmiyor. Da alıyor. İlk seride biz gibi geçen Heaven'da da B'ye girmiştik değil mi lan? Hatta şey biraz önce kayıp kayarken de. Aksiyonlar yaşanmış. 20 B'ydi. Saniyedir Killjoy ortada yok tabii evet. Yani. Ben peki bu şeyden Beko kameramı kapattığımda tekrar açtığımda aynı boyutta gelecek mi kameram acaba? Ben de onu merak ediyordum. Evet. Ne oldu, sigaranız mı geldi hemen yani? Yeni açtın. Evet. Oğlum bu sadece bir soruydu. Hemen çıkarımda bulundun ya. Deneyelim abi, yapın. Onu da deneyelim. Dene bakayım Beko. Deniyorum kankacım. Kapattım. Çok iyi. Aç şimdi geri. Açtım. Mükemmel. Oluyor mu? Oluyor. Abi çok iyi ya. Teknoloji. Teknoloji. Geliyorum hemen. Bir tane şerif var. Yağmur sırayla. Oğlum bokunu çıkartmayın ya. Aslında bakalım nasıl bir katkı verecek. Çekme güzel. İçeride jet var artık. Gayet iyi oldu abi. Kullandırmayın. Görmesiler de tahmin edeceklerdir. İçerideki destek Riens'den. Aslan platformda kaldı. Sasuke'den bir kill var. Ekstra. Aslanın üzerine Wood Klesi'ni sayarak gitti ve bu killerle birlikte değişik olaylar yaşandı. Neler yaşandı? Yine bak izleyemedik ya. Dedem. Bravo oğlum, bravo. Motorda çok kritik bir tek attı ama Observer göstermedi onu. Oraya ben bir replay. Yani hemen bir replay. Böyle bir geniş haritada, böyle seriden bir haritasında iyice TikTok'u yayına döndü. Gül atalım mı? Atalım mı bakayım hakikaten. Bak bak vuruşa var, zıplayarak çift burs atmış. Öf. Neden? Tek gelmiş. Yanlış söyledim. Tek atlayalım yani de tek atan Ufuk'muş. S2C'nin team spin'de olmak istemezdim gerçekten bu hayal kırıklığını yaşarken takım arkadaşlarıyla beraber. Harbiden bu round gidince var ya derin bir sessizlik olmuştur TS'de. Yine tabancayı alarak başlıyorsunuz. Moraller yerinde ama hop bir anda Eko'yu kaybediyorsun, bir de Frost'la değil. He lan oğlum, Wood da varmış ya, bir oyuncu daha varmış. Ben en son oyuncuyu getireceği sanıyordum orada. Wood ikili aldı, E2C'yi Wolfgang'lerle beraber Power'a yakalarken görüyoruz. Ben size söylerim oğlum, üstte koyamam, üstte kill feed'i var. Sadece tek bir şerif var. E2C'nin üstünde Wood var aynen. Odur içerisinde bir keşif oku geldi. Aslan fark edildi galiba. Wood'un şu an 4 orbu var arkadaşlar. Dur bakayım. Mobilde harbiden yayın küçülüyor bu arada. Nasıl küçülüyor? Konukları falan görüyorsun o yüzden. Kanallarını gösteriyor. Ben bir gönderdi. Ve tabii şu an için Farflux'ın yapacağı ilk şey beraber yürümek ki. Bu ne anlama geliyor lan Berkay? Ben anlamadım. Berkay mı? Kimin diyorsun? Berkay ne ya? Abi Berk. Burada zamanlama kovalayı. Tamam konuyu kapatın. Kapat kapat devam. Eyvallah. Yo, yayında telefonla gayet normal. Etkilendi ve aynen normaldi bende de. Mert artık yanlış info verme. Yaşlanıyor musun oğlum? Sen bir hatalar yapmaz mı? Bunun dışında olan infoyu veriyorum. Herhangi bir kill çıkmadı ve tek başına da aslan kaldı. Oyuncuların fotoğraflarının yanına diz bence. Attık herhalde. Yakalanacağını. Johnny Crow 19. Jenny kutlamış. Konukların kim olduğu gözüküyor. Onu mu diyorsun? Evet. Tek bir oyuncu kaybediyor. Hiç problem değil. Bu bonus safhasında gayet... Ne o? Üstüne mi tıklanabiliyor? 3 evet. Konuk hatta yazıyor tam altına, ona tıklıyorsun bizim kanallar çıkıyor. Am çok iyiymiş bu. Teknoloji, teknoloji. Harbi teknoloji. 2 bonus safhasında değil yani. Power ile harita arasına koysana. 2. round kazandıkları için ya bonus kalmadı tabi. Sasuke Şerif de mi oynayacak gerçekten? Bu kadar fazla para verdi. Aslında sizi şu sol tarafa koyabilir mi ya, sol üçlüye? Bilmiyorum, bak şimdi. Tasarruftan ziyade pintilebilirsiniz. Hop gittiniz. Marks. Yani o da olabilir tabii. Üçümüzü tekte götürebiliyor mu lan? Çok iyiymiş. Tabii taktikle de alakalı. Eğer taktikte Sasuke'nin en önden veya silahlı yollarımız ayrıldı belki diğer varsa, tarafta kaldın. Kafaları zaman kaldım zaman böyle oyuncu tercih edebilir. Kafalarımızı ufak ufak şey yapıp koyup ajan yerine koysana. Tabii bir taktik lazım. Mesela bu taktik bu taktik. Gelebilecek mi yalnız Destructive? Çoktan kaçmaya çalışıyor. Smoke arkası denemeler var. Spike kuruldu Power'a. Ultu yakalayarak başlamış. Lurk de oh, sevdi bu işi. Maçı bıraktı diye bizim kafalarla uğraşıyor be. Michael'e bir K'ye gider. Ulti de kullanacak, kafa karıştıracak biraz Distractive.
Şimdi bozmadı bunu. Bir smoke bırakıyor. Power'a yarıya kadar almak üzere. Yalnız değişik rahat ha. Biraz zorlandı Reza ama kill geldi bir şekilde. El Pritico. İmha eden oyuncu yarıya kadar almayı başardı bir şekilde. 3 ve 3 içerisinde. Yarıya kadar aldı. 16 canı sahip. Razer'in canı olduğunca bu imhayı yapabilmek gerçekten problem. Stun belki buna müsaade edince. Sakın lan. Edince. Lan çözüyor sakın. Harikasın oğlum. Harikasın. Oğlum ben aldı sandım ya. Lep. Artık tecrüti de var. Lep. UTJ'in round oldu. Heimdall 3. yayını kutlamış. Orada FF demiş, teşekkür ederim. Burak 4. yayı yayınlar, teşekkürler. Rain Staken 3. yayını tutuyorsun, belki seviyorsun. Bir de ricam, en gelişme videosu çekersen sevinirim. Kankam geliyor. Bak Wut'unu çektim, Dusk'ı eğitimi çektim. Dusk'ın ikincisini çektik serinin. Sonra en Wut'unu. Sonrası sizden gelen yorumlarla. Ne bekliyorsanız. Y2J'den Ascent'da olduğu gibi buraya da Frag de tepede olarak başladı takım için. Yağmur'un kamerası aynı boyutta değil, diğerleri düzeltmesini istesem ne olur? Alt tarafında Ezzy var. Aynı boyutta mı yoksa üstten biraz taşmış mı acaba? Riyans de biraz Başak Burcu geldi. Ağaç orta yardım edebilir miyim diye baktı. Extractive'den altları aynı izlara değil, onu kastetti galiba. Hemen keşif okunu yakaladı orada. Orada bir simetri hastalığı var. Orada aynen. Kaliteyi tetikledi. Evet. Asıl olması evet. Biraz kalabalık ve biraz açılmak yalnız istiyor mu? Kişi ve kişi longa short'a sıkıştırdılar, koydular. Aynen öyle. Drone problem oldu. Şimdi kısada bir daha yine bilmiyorlar ama. Peak gelecek. Strike'in evet, başında kırıcanla kaldığı için çıkacak buradan ve Rezi'nin bu şoku tehdit olmaktan çıkacak. Ortada gezen bir Sova var. Sova Lurk izliyor şu anda. Yani Lurk'ten ziyade tabii Sasuke. Mutlusun Sena. Jump Prime'la abone olmuş. Kerem oynadı inceğiniz. Teşekkür ederim. Kutlu olsun. Yürüdü. Buraya. Yani tehlike aslında. Evet yani olması. Garajda bir özellikle bir neden bu fake pressure'ı çok iyi yapıyor bu haritada ya. Risk etti. O fake pressure değil mi? Aldı açıkçası. Drone, dart, bir şeyler kırmak. O özellikle garaj tarafındaki aksiyondan sonra herhalde Heimdall aya gelmezler dedi. Wizer'a abone kedi etmiş. Teşekkür ederim. Biraz daha C'ye doğru stack şeklinde kullanmıştı. Çok rahat girdi. Firefox yine ilk harita benzer şekilde çok dikkatli. Her köşeye bakıyorlar. Şu an FF'de kimse ölmeden round biterse üst üste oynuyorlar adım adım. İnanılmaz zengin herkes şu an. Geliyor spawn'dan yavaş yavaş. İnanılmaz bir zenginlik var. Keşif okunu gördü. Paranın altında kaldılar. Bir crossfire da var. Bu arada tecrit de geldi. Hiç riskiye gitmedi. Y2J bence yani 3 kişi varken hayatta biraz ekstra ulti... değildi ya bu. Yani 5 vs 3 sevgili Y2J abi bir tık boşa gitti gibi oldu. Plant alınmıştı zaten. Yani evet. Şu an o kadar rahat ki Fireflux. Oyun anlamında yani paralar bu arada stack hale geldi herkeste. Bunu 5. round'a geçilirken şu an yani 5. ay selamlar seviyorsun demiş. Teşekkür ederim. Görmek kolay değil. Evet. Bazı şeyleri de kolay feda ediyorlar. Oldu mu sana? Bu sebeple şu an meta biraz kaos gibi çünkü kanka ya. Ama çok da gerek yok gerçekten. Yani total kill sayısı 10. 5 round. Yara ağaç dönemi vardı, o dönem kısa sürdü. Şu an kaos. 5 kill zaten tabanca da aldı. Bence yeni Vandal da çok iyi gidiyor. Kalan 4 roundda total kill sayısı 5. Onda metası başlar ya, kaos bitince. Aynen. O başlar. Altta biri 4 vursun. Estucu'nun bir yerlerde tabii evet, kontrolü alması lazım. Önce yemek mi geldi? Top demi gör geldi ya. Yayındayım yine, dans edeceksen hemen. Şu an AB'nin tarafından. Evet evet. Yayında everyone and all you are. Hemen Kabi'yi çekleyen pozisyona doğru geçmiş. J-Speed taktiği görünüyor asist gibi sanki Fireflux'ta ama AM'in kontrolünü kaybettiler. Konuğuz lan biz. Şu an taktiğin A olmadığını S2G çok rahatlıkla biliyor. Tabii ki oyuncu. Evet abi ne oldu? Değilsiniz diyen mi oldu? Ne oldu? Kaçırdın. Bir Sovo ultisi. Çok sorun. Ne yükseldin? Sovo ultisini entry için kullanacak. Ve tabii o geç kalınca. Ay. Çok iyi. Kır onu bana. Kır onu Hakan. Kır onu. Olaylar çok karıştı. Yardım ne etmiş. Ne kaos çıktı. Wood aslında yakalıyor. Reyazi'yi yakalıyor. 3 vs 3. Kanka Sova ultisiyle tüm pozisyonu bozdu ya Reyazi. Duydular mı acaba bunu? Hayır. Oğlum. Botflex nereye gidiyor? Botflex. Dişi aktif değil Ras'ın. Ters açıda kalabilir yalnız. Botflex. İkisi de bekliyor. Oraya doğru bakıyorlar. Maka. Biliyorlar. Ters açıda kalacak ve ya. Biliyorlar abi. Çok koştu. Oyunun C olduğunu da Ras en azından bu bölümde arkadaşlar söyledi ama. Nereye tutsunlar? F2G savunmacılarına bakar mısın? Zaten haritanın orta bölümünde kaldılar. Riens'in kill alması lazım. Stun Riens! Ay 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 lan. Ay ay ay. 3 kill. 1 umut. Günün başında dedim abi bugün inanılmaz bir Phantom oynayasım vardı zaten. Fark
2'ye düşüyor. Yani bunlar beraber tüm büyük tür vandal ya. Bir şey diyeyim mi? Ben de bugün onu fark ettim. Practice Phantom oyunu. Gerçekten Phantom büyüktür. Riyans'in ne kadar... Shroud'un bir sözü var ya. Speed... Bir göstergesi. Yani orada bir tane... Speed bit power değil de o Shroud'un değil lan buna koyayım o. Okey de. Muhammed Ali zamanında söyleniyor. Hayır oğlum o anlamda söylemedim ya. Ya ben gidiyorum ya. Karşındayken basarsın o sırada. Yani birinciyi basmasan ikinciye basarsın. Evet ama yani teoride öyle. Speed this power. Burst'larla ilerledi. Kanka onu şeyde soruyorlar ya. Soğukkanlık gerçekten. Bu Omen Momen oynuyordu işte. Niye Phantom oynuyorsun dediklerinde diyor. Hala gibi geçiyor oyun. Evet. Hız, hız güçten daha iyi diyor. Az önce killerden sonra ultisi dahil olmak üzere. Yer abi. Yalnız pingin 4 ise okey. Bence. Tabi çok az A'yı kullandı normalde farkında. Tabi de çok etken var ya. Bundan çoğu biliyorsun A'yı kullanıyor. Aynen. Çünkü A'yı teke bırakılır. Veya riskli bölgedir. Önden alınır. Aynen, tek sıkıntısı 140 ama vuruyor olması ya. Oğlum ben de ya mobilde bak tam ekrana ben de aldım. Kaplamadı niye öyle oldu? Yine pek A'da niyetleri. Onu kapatabiliyor musunuz? Dur bakayım. Biz ilk defa yaptığımız için bilmiyoruz. Tam ekran. Tecrübelendik. Oradan aslan. Simon'u açıyor oğlum bende normal yayında gözüktüğü gibi. Çıkacak buraya stun. Linki atıldı etkili oldu aslan. Yine gelen bir ultisiyle birlikte artık bu site'tan çıkmak durumunda Firefly etkilendi. Çift dokun. Hayır. Uçtu kanka. Grafik oldu. Ulti de arkadan tekledi ulti. C'ye yürüse şu an var ya çok. Double Dirt'ı girdi yani direkt. Neden? Neden C olmayabilir? Orada Aztek yaptı lan Estoji. Easy round. Bir yanlış info mu geldi diyeceğim ama. Over rotation. Dedem benim be. Yine oyun attı ya. Ya uf yani sen nesin ya? Neredesin oğlum şu zamana kadar ya? Harbiden sen neredeydin ya? Brother. Ki zaten A lobide hala tarihte var. 5v5 koruma kararı gelebilir. Bence direkt şey mi? Yoksa? Şu an gelmesi lazım çünkü retake için yetenek de yok zaten. Gelecekler dedi. Herhangi koruyun. Buraya nasıl girilecek? Bey önündeki Lurk'u yakalar... Aha! Aha! Eyvah eyvah! Eyvah C'yi. Yani Lurk'u ararken... Yani hiçbir yerin infosu yok. Nasıl yürüyecekler ki zaten C'ye? Gelene kadar öldüler yani. Bir tane kill aldı ardından vurt devreye girdim. Vurt gerçekten... Bütün fight'larda farkını ortaya koydu. Bu seri genelinde burada da aldığı... Bir çıkma. Şimdi maç daha bitmedi ya. Almost. Round'un sonu demek... Diyecek. Bu round açısından diyelim. Şimdi şey olmasın. Vuracaklar yani, dümdüz 5 kişi. Ufo'dan azar değdirmeyeyim şimdi. Yani maşallah diyelim. Çocuk bir de akıl tutulması yaşıyormuş böyle dediğimiz için. A'ya gidiyor bunlar. Hepsi bu anlam belki. Backup'a gidiyorsun ama Alint'te zaten... Her onda araç yaptırıyormuş değil mi ondan sonra? Oradan sızan da kimse olmadı. A tarafında böyle büyük bir yetenek kullanımı da yok. Ne bileyim bir smoklar düşer her yere. Yani Y2J'den de dediğin gibi lurk ararken... Lurk'un olacağı yerlere bakmamak. Büyük sorun belki de. Hiç acımıyor yalnız. Direkt... Çıkartıyor bıçakları yani. Yani az önceki round'da gidebilirdi evet, biliyorsun evet. Fireflux'a. Riyans'in muhteşem bir bireysel becerisiyle geldi round. Üstüne basınca tutunca, üstüne basınca Firefly gidiyor normal dönüyor. Evet abi çözülüyormuş yani onu Twitch ayarlamıştır. Çağlarda kalmadı. Seti kapalı onu... gidiyor zaten. Mutlaka düşünmüşlerdir mutlaka. Abi canım. Riyans'in bu vandalıyla bir kahramanlık girişimi yapar. Harbiden da... Sasuke için yaşlı kurt diyebilir miyiz? Çok demeyelim mi hani tecrübeli diyelim yani tecrübeye dayalı bir şey söyleyelim. Daha genç ya. O kırılacak. Ağda şu ama ICL'lik geçmişi bayağı uzun. Diğer bütün arkadaşlar hayatının genç ICL olduğu diğer çünkü. Diğer bölgesinde oynuyor. Orasını da ultisini hatırlatmak lazım. Sangal zamanı Sangal'ın 12 el C'ye gittiği bir zaman vardı. Zorundalıktan IGL olanlardan. Oğlum bir saniye biz Sangal'da ne zaman 12 el C'ye gittik ya? Oğlum orada biz 3 kişi Sangal'dınız lan şu an burada. Bir şekilde bu oldukça önemli tekrar deniyor Power'a. Ama harbiden. 12 round C'ye mi gitmişiz? 12 round C'ye gitmişiz. Benden sonradır kanka. Oğlum bu bana hakaret oluyor ama böyle söylediğin şimdi zaman nasıl yani ya? Bir analiz bir koç. Ay yüzesiz anlamadım. Tam benim yanımdasın. Diğer tarafa bakacağım. Moral diğer tarafa. Şey yazdı. Bayıkoyan'a bakınca Berkel'le dudak dudağa geliyor yazmış. Baksanıza birbirine. Nerdeki onca ses yaptı çok kötü bir burada. Çok dönüyorsun Beko, çok dönüyorsun. Yüzünü görelim Beko. Evet bu. Biraz daha bu. Vortur bir saniye. Dikkatsiz bir konu. Abi ben bakıyorum. Aslan. Kilo aldı 20 saniye kaldı. Abi ikiniz de sevgilisine bu SS atıyorum şu anda ya. Wood'da Rus'u yakaladı. Aslan tek başına. Biraz daha öne gelseydin öpecektim seni Bora. TP ile distractive side'e geçecek. Kaderle geliyordun. Orada çıkacak. Yalnız 8 saniye ilerlemesi lazım. Oku var. Birebir de yakalayacak. Wood'un Wood'da operatör var. Ters taraftan. Oğlum şunu. Of. Sova'nın ama. Distractive'ini ama.
Wood yine arkadaşını korumayı başardı. 6-2. Yalnız Wood'un iki tane kritik kill var Karahan. Bir tanesi burada, bir tanesi de o samanlıktaki kaosta gelen bir tane daha push'u yakaladı. Ay, tutadım bak, hiç kalkmak istemiyorum. Maçın hiçbir anına kaçırmak istemiyorum. Mertcan, şu Berkrip Giga var ya. Onu şey mi yapsak ya direkt? Kanal emote mu yapsak? Ölmedi. Yine iyi bir reaksiyon işte burada. O güzel bence, ben onu yani çok beğeniyorum. Aynen, onu şey, not alsana. İlk hafta bu kadar iyi uygulayamıyordu. Evet, evet. Bence kesinlikle basketle alakalı çok daha rahat. Yeni sesini açtım. Bu umutlar çok daha rahat, çok daha özgüvenli. Biraz da rakiple alakalı. Tabii. Ne oldu lan, hızlandı lan, bir şeyler oluyor. Bunlara çok müsaade etmedi çünkü. Doğru. Şimdi... Yapma Hakan'ım. Ross. Hakan'ım. Ağlong'a yerleşti. Biliyorlar. Gördü. Çok iyi, çok biliyor. İyi. Çok iyi. Destructive'de bir smoke bıraktı. Ama lan bir sıçra vallahi var ya. Hakan dedi ki de iyi götü ha, oradan dümdüz attığı gibi çıkıp yürüyor. Dümdüz yürüyor. Kısaya doğru drone ne kadar gidecek diye bakıyorum. Bu arada çok gereksiz bir detay vereyim mi? Ver bakayım. Bir baktı acaba. Aşağıda skill'lerin olduğu yerde Ali yazıyor ya. Ali. Evet. Observer'ın adı Ali. Ve savunmasında hiçbir bilgi yok şu an. Ben o harfleri sen deyince gördüm ama onun sonu. Her şeyi de biliyoruz. Nasıl görünüyor? Hale girerken Varlas'ın Breach ultisini şu an sesini duyuyoruz. Tamamen asayeti bomboş hale getiren bir ulti bu. Evet, bu bilgi ne yapalım? Destructive bu arada bir de. Bu bilgiyi arkadaşlar... Omen ultisiyle beraber spam yani işte buraya bakılmaz kolay kolay ama Rezi güzel bir farkındalık. Yani sesi duydu, bir de şimdi yel gökay ne var? Evet. Ve Rezi'nin oku duruyor. İki tane de şok oku var Rezi'nin. Ayrıyeten Rezi'nin flash'ı dışında bir tane... Hazırlanmış bir tek geliyor. Tamam, bir şey yapmamız lazım. Evet, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Ta geldi. Zannediyorum görmedi falan anlamıyla veriyor. Şokla birlikte Sasuke'yi yakalamış. Hala avantaj. Aha. Bu esnada SUG'de tek bir mermilik canı kaldı. Ve arkadaşlarını koruyabilecek. Double pick! 3. kill aldı ve Wood hala devrede. 1'e 2 pozisyon aslan tarafından kazanılamaz değil. Velas'ın bir mermilik canı olduğunu hatırlatalım ama Wood göz açtırmıyor. Ufuk grafiğe ne böldü? Ufuk nerede? Çokta evin altında patlattılar herhalde ya. Hala kazanabilecek. Çekme falan geldi oraya. Keyif veren bir oyun. O yardımlaşmayı görüyorsun. O yetişimi görüyorsun. Bir flash peek atıyor. Hemen... Takım arkadaşı ona bir reaksiyon veriyor. Varlas kötü girdi maça ama hiç oyundan düşmedi. Varlas'ın asisti var. Var yine hiç önemli değil abi. Breach böyle bir yer biliyorsunuz yani. Hayatta kaldı son ana kadar. Hani o heyecanla baskıda çıkıp pick atmıyor yalnız. Geçen maçta bir bayağı asist yaptı. Hatası düşmüyor. 15-16 falan yaptı. Ya genel anlamda gerçekten Fireflux'ın yetişme çalışması çok kuvvetli göründü. Evet. İlk kere itibariyle ki. Ya buraya. Korantuz'da biz. Sen konuşurken sana bakarak dinliyor kanka. Evet. Çok ekstraydı. Evet. Bir tanesi de tabanca round. Şimdi evet. Wood açılışı aslan üzerinden yaptı ve doğru ortadan açıldı. Ne yapıyoruz lan? C'ye giriyoruz yine. Niyetleri Riens görülmedi. Wood'u yakalayabilir belki ama Wood fark ediyor. Bunlar dinleyeceğiz. Dişi attığı yerde tekrar tepesleyince Riens onu yakaladı. Sasuke'nin 6-2 Riens stun'unu mükemmel kullandı. Yani bir tane daha vursa Riens yine de highlight belki çıkarmış olacaktı. Ama buraya kadar Ross pikledi, kill almakta zorlanıyor. Bu şerifle. Ha bu bandon sesi çok kötü ya. Yani guluk guluk. Evet, evet. Dikkatin dağılıyor acayip. Oynarken dikkatin dağılır yani. Hani. Güzel ulti. Ama sevenleri de var. Evet, son kalan Ross olacak. Üçe bir pozisyon. Şey, yine Y2C riske etmedi. Çünkü ultisini yine kullandı burada. Evet, fark ettim. Yani iki tane kullandı, ikisi de aslında böyle, hani çoğu insanın tercih etmeyeceği yerler belki riske etmiyor. Kullanıyor. Tabii şöyle bir avantaj da var. Karan çok skorer bir kimci olduğu için hemen evet. Tekrar geliyor zaten ultisi de. Yani hani ucu ucuna gelmiyor. Ama yani bu sebebi biraz gerçekten skorer maçın var. Ya burada bir işte atıyorum 4-4'ler, 5-5'ler falan görsek büyük ihtimalle ya atsam mı sonraki her kendim mi çok mantıklı kanka insan bir yazar senin amına koyayım Joseph Fly. Tövbe tövbe bak bu kadar insan arasında sövdürtüyorsun. Ben bunu niye aldım? Bana bunu niye aldırttın? Yaz bakayım. Ben buraya neden çıktım? Ras kısaya kadar geldi. Tarit alıp geri çıktı. Bu benim hangi problemimi çözecekti ben bunu aldım? Wall'in ki kesmeye devam edecek. Şu an tabii iki takımda da çok ciddi bir ulti olayı yok ama dry pick çok geldi. Iyi oğlum, çok iyi. Wood da cross'unu da kaçırmadı. Always ready brother. Çok rahat. Şimdi B'yi zorlarlar mı? Wood yakın. Short ile geldi. Yakaladı. Neler oluyor? Hareketlere bak. Hareketlere bak. Riens'i de buldu. Wood yerden aldı. Vandal'la birlikte 3 farklı silahla 3 kill çıkardı. Rampa operatör Shorty ve Vandal. Wood ya biz çığır açıyor. Sinet vibe almıyor muyuz ya? Böyle hani bayağı, o da bayağı. Gerçekten böyle boşlukları çok iyi buldurdu savunmada. Rahat. Elle koymuş gibi.
Şimdi flash peekini atacak Verlas. At lan. Ama gerek kalmadı. Atın. Şimdi flashını kullanabilir. Arkasını döndü. Rez'den güzel bir reaksiyon. Aslan da bir tane vurunca 2v2'ye geldi round yalnız. Yapmayın bir anda. Wood. Yakın mesafe Sasuke. Neden hiç bak. Full disiplin. Full disiplin. Bir tanesi yetti bile zaten. Gördün mü hiç Ufu öyle link'e giderken pik atarken koşarken. Üçüncü üste round'u kapatan ki. Salih Efas 8. Cihay. FF çok iyi oynuyor. Maşallah nazarda iyisin. İnanılmaz bir yetenek. Bu kesin. İnanılmaz bir yetenek. Yazdım kanka. Nereye yazdın? Discord'dan genele mi? Yani... Şuraya dry pick atmak nedir bu arada? Yani hani... B önü infon yok. Ve Alec'den gidip scope açmayla info almaya çalışıyorsun. Bitti mi ilk yarı lan? Kaçtı maç? Kaçırdım ya ben. Bitmedi. Galiba pal. Ha, bir round mu var? Bir round var. İlk yarının son roundundayız. Reach ultisi... Belki seçimini azaltıyormuş. Masaya vurunca öyle diyor. Tamam. Onu deneyelim şimdi. Round'daki kozları olacak. Boot bıçakları açtı geliyor yani. Boot geliyor yine geliyor. Şu anda hedefinde C site var daha çok. Aura aman can top surat. Bizi duymadı. Boot dash'ini attı. Yakında birileri var. Boot yakalanacak bu sefer. Rus'un çıkardı ekinin ardından takası yedi. Şeyden aslan devreye girdi. Platforma geçmeyi tercih ediyor aslan. Sasuke'nin ultisi sonuç getirmedi. Razer'inki ise Vellas'ı yakaladı. Ve bu aşamada distraktif. Ooo! Pencerede ve okay. Çok iyi be. Yani shoulder pick'ten biraz öteye geçti. Kol koparıcı. Geniş alınca. Bir de şimdi destructive yürüyecek yalnız smoke'tan timing'i yapabildim acaba? Yapmış gibi görünüyor. Ok. Aslan ok. Şimdi yeri görün destructive oraya cross koydu. Destructive hala ne bekliyoruz biz? Spawn'dan çıkacak rakibini bekliyor. Ne oldu lan öyle? Hemen o kill'i almış. Anti. Sasuke zone pozisyon. Ya iyi zaten de niye angle'ı bıraktık şey yaptık falan. Yani neyse Elçi Bey 13. yıldırmış sağ abi 13 olmuş iyi yayınlar şampiyonlar var. Bir ilme var yani. 13. yıldırmış Elçi Bey. Güzel güzel. Ama zaten 9-3 heavy gibi bir yer. Körse dikkat ediyoruz bu kadar. Tabii ki yani S2C iyi bir savunma yapamadı. Ki savunmada başlamayı tercih ettiler haritaya. Şimdi de hücuma geçecekler. En azından yine ilk yarıda olduğu gibi tabanca romunu kazanmaya çalışacaklardır. Şunu konuşmuştuk ilk haritada da. Biraz gol istemiyorum. Tıkanabilen mi takım? Kerim Özdemir 21. Şimdi... ay. Sakralı yayınlar çok sevdiğim Berkova demiş. Eyvallah Kerim. Ya sen de hücumun savunmasından iyiydi en azından. E tabi. Bunu söyleyebiliriz belki. Yani takımda bir ara Beko vardı ne oldu ona? O okula öncelik verdiği için inaktife geçti. Yarı performansı bekleyecekler. 5 kişi arkasındalar. Sonra Turret'i yerleştirdi. 8 tane Ghost var bu arada. Ha hızlı yine... ama. Ya tabi bunda biraz şunun etkisi var. Crested Nerfendi için o Burst Fire biliyorsun. Eskiden yanılmazdı yani. Yani silah rahatlığını bile bu arada ilk round Frenzy'de oynamaya çok okeyim ya. Wood. Çok güçlü. Redor çıkacak kimse var mı? Wood ilk oyuncuyu buldu. Hızlı bir cevap var. Rez'den. Asat kontrolü alındı. Bak tek sen de oturmuyormuşsun kanka. Bir öyle yandan bak. Ama bu arada bir için ölmesi çok büyük sıkıntı. Evet. Yani o yüzden direkt engelleyecek. Firebox çok şikayetçi olmayabilir. Bir şok. Uf. Rez'in ince 34 artık sadece. Ay Cemizci. Yok arkadan kimse gelmeyecek. Aynen. Şimdi ay teşekkürler Çatay. Ve bunun da yaklaşmasıyla retake yapılacaktır. Sasuke'nin bu aşamada keşif oku yok. Bir tane flash var Verlas'ta. Distractive'in bir tane yani flash skill var mı şu an geldi. Şeyde? Kiş bokuyla birlikte retake'i başlatıldı. Sen şu round bitsin anlatacağım. Çok iyi, harika lan. Oğlum mükemmel. Yapmayız. Al canım. O ne oğlum? Allah. Bir tık tehlikeye girdi bir an. Bir tık kısa. Bir ona döndü bir ona. Merak ettiğim bir şey soracağım. Bir çeşit saydı, retake heaven'dan atarlar mıydı acaba? Atabilirlerdi. Her şeyi bozdu. Bunu Ufuk'a soralım. Ben şunu sormak istiyorum chat'e. Mobilde problem yaşayanlar konutlarla alakalı. Android mi, iOS mu? Orada yani bir spawn'dan çıkış var. Burada Ezi önce dönüyor bir tek. Mesela LeBron James yaz bakayım bir. Birebir takasla Bridge Jet. Android değil mi? Eti kapatınca sorun yok. Android'de mi deme öyle? Killjoy ile birlikte çıkarmayabilirlerdi. Evet belki. Bak mesela bu feedback'i yazayım ben. Firefox. Öyle force geliyor. S2G'den tabi artık kaybedecek bir şeyleri ama var. Demek gerçek lazım ya. Fark çok arttı. Emin misiniz bakın chat'i meti kapattığınızda da mı olmuyor? Biraz da böyle sanki... iOS'ta sorun yoktu, Android'de sorun varmış. Yani. Evet, iOS'ta yok zaten. Skorunda verdiği o gerginlikle... Android sıkıntı yok demiş. Android düzeliyor. Ejden yine iyi bir takas var. Ross, aslan eş zamanlı backside killleri geldi. Can belki Ross tarafında az ama... Force'den alınmış durumda S2G. Ve bu force'undan... Round galibiyete gidecek kalabalık gibi görünüyor. 4'e 2 pozisyon artık. Yakına güncelleme gelir. Tamam chat'i kapatınca. Çok iyi bir round kazanımı bu. Oyunda söz sahibi olma hakkı kazanan. Ne oldu lan? Gibi bir kol geldi bu arada. Deneme yapacak. 2v3.
46 can. Ne oldu lan, dümdüz J mi girdiler? Evet, hiçbir yer taret maret kırılmamış, dümdüz koşmuşlar. Üçtük aslında da. Bir mermilik canı var. Kill aldı bir tane, sonradan toparlayalım. Sasuke o kullanmak istedi, biraz hasar vermek istiyor Sasuke. 1'e 3'te artık pek bir şansı yok. Double pick ve Riaz. Sasuke'yi yakalayan isim, Riaz'ın ultisi gelmek üzere. Mehmet Demirkapı 12. ay. Selamünaleyküm. Nice mutlu senelerimizi ağam, seviyorsun. Evlendiğinde nasipsin, nikah şahidim olur musun? Söz konusu. Olurum lan Mehmet. Birinci yılımız kutlu olsun. Eko vermişlerdi biliyorsun. Bir kez Force'da da olsa almış oldum. Oğlum, oğlum lütfen, aynen tamam diyecektim ya. Lütfen doğuda falan olma kanka ya. Bu bir fırsat olabilir geri. Yakın bir yerse olurum deseydim bari. Hiç kullanmaları lazım ama biraz mental resete ihtiyaçları var. Evet. Yani oyuna dönmek tam anlamıyla koordine oynayabilmek bu kadar kötü giderken... İstanbul şey kanka tamam, oh kanka olurum olurum. Ama bunu olurum, bir fırsat olurum olarak görmek istiyorlarsa bir nefes almalılar. İnşallah vardı. Kef yine biraz burayı yatırımla geçirdi. Ya Şerif var. Oğlum bak, benim yaptığım şahitlikten hayır gelmez, emin misin? Çok da açık bir pozisyonu vardı ama istediği teki gönderemedi. Hemen A'ya gelin, A gelecekler diye bir info. Zaten C tarafından da Sarkhan Destructive var. Saman arkasında bir taret. Oo, çok kalabalık ha. Yani şu an oyunun ağ olduğunu biz ana biliyoruz. Yolla. Fireflux da biraz biliyor gibi. M2G farkında değil rakibinin buraya stack yaptığını. Yani ellerinde Breach var, Astra var, Killjoy var, o, taret... Jet var. Kamera ne oldu? Bu site'da stack olsa da bu setup'la çok sıkıntı yaşamamaları gerekiyor Antelico'ya karşı. Şimdi drone kullanılacak. Okul bu esnada kullandı Sasuke. Standlar etkilemeyecek. Dash geldi. Rust içeride yetenek kullanmaya çalışıyor. Çok iyi. Birebir değişimi. Güzel yerimiz. Oy! Aman! Harika bir headshot. Ah! Olur bir kill daha çıksa. Çok iyi. Hala Vult çıktı oradan. Çok iyi. Durumu 2v2'ye çok, çok iyi. Artık ben... işler tekrar Distractive'in hamlesine bakacak gibi. Yarın ne bilmiyorlar. Nerede oldu anlaşıldı. Ha, alarm bot varmış. Vult yerden bir Spectre alıyor. Çok tehlikeli şu ana kadar. İyi bir hasar verdi. Tekrar oyuna gelmeler lazım, ben sıkıştılar. Site'dan çıkmadılar, paranoya kalamadı. Fight istediler. Yanlış kararlar Melih, bunları not alıyorum bak. Bu yanlış kararları not alıyorum. Pozisyon değiştirdi Razy. Ve şu anda Wood da hemen yanına gitti işte. Bu round Razy'nin roundu mu olacak? Destekliyim mi? Orada silah yok. Shorty'nin orada hiçbir şey yapamayacak. Biraz yem olmaya çalışabilir. Orada bir silah değişikliği oldu. Frenz aldı Wood'dan. Destructive'in canı biraz daha fazla. Şimdi bir vs 1 pozisyonu ama yani bu kez kılıcı vermiyor ki. Demin imkansız bir kılıç kalırdı atıyorsan tabanca rağmında. Yani burada gerçekten da NT bu arada. Pozisyonu değiştirme. Yakında. Savaş zamanı geldi ya. Geldi geçti oğlum, çok hızlı saçım. Ne olursa olsun ama tabi bu eko rahatlığı. Kurtuluk zıplaması falan yoktu değil mi? Yoktu hiçbir şey ya. Dümdüz RS gibi çıktılar. Peki bir şey söyleyeceğim. Wood long'da kalsaydı oradan beraber oynasalardı. Hani biri short'tan biri long'tan çıksaydı. Yok, trade'e çıkması lazım. Ayrılmaması lazım 2'ye 1'de clash'larda. Birini vurup diğerini yok, tarafa kaçtın. Yok okeyim zaten. Diğer senaryo olsaydı belki maybe hani. O direkt overthink'e diye. O direkt ya, belli olmaz ama overthink direkt. Hani oraya gittiğimi düşünecek, ben de onda bekleyeyim oynayayım. Bazen doğru oyunu oynadığında da hata yapabiliyorsun bu arada. Yapacak bir şey yok. Yine hedefi A olacak. Peki Hırka Merch çıkacak ya yakında diye biliyorum. Şu an değil ama. Merch'ler üzerine çalışmamız var. İlk koleksiyonu zaten çıkarttık kreasyonu biliyorsunuz. Şimdi bu ikinciler üzerine çalışılıyor. Bunlar da yakında çıkar. Bozulmuyor değil mi? Yok yok. Söz konusu. Ellerinde Sovolitsi var. Yani Sovolitsiyle bu site'a girmek de kolay. Ama direkt kontak girmek de isteyebilirler. Savunma tarafında da UTJ kill alırsa ultisi gelecek. Vought'un yine zıplamalarıyla A-site'da kullanabileceği açılar var. Sasuke çıkıyor. JTK'ye bırakılacak gibi burası. Okunu şimdi mi açacak JTK'ye? Takır takır geliyorlar. Evet, yani 11. FF'de ilerleyen zamanında oyunu değişikliği olacak mı abi? Kanka olsun şöyle mu kankam yani bence? Gayet iyi. Long'u ve short'u rahat verdikleri zaman içeriye girmeleri çok basit oluyor. Astra çekmesi patlat stun'ıyla falan. Açık temizliyor ya tek. Ama şu an herkesin site'dan çıkması lazım gibi S2G'de. Ne yapıyorlar orada? Bir iç ultisi var. Alarm mod bir şey bırakılmadı. Oyuncu bırakıldı. Bu arada Wood çıkmışsın ve smoke'la adana var. Riyans'ın kiri geldi bile. Yardım yok. Destructive. Sasuke iki tane cevap kiri gelmiş durumda. Ivan altında hala bir oyuncu var. Riyans line-up'ı yapamadı. Power'ın yardımı var. Power'o. Oğlum Hakan'ın flash'ı Mert'i kör etti ya. Benim kafam şunu söylemek lazım en kritik nokta olarak. Wood bizim şeye kör oldu değil mi? Aynen Hakan'ın flash'ına kör oldu evet. Yani daha farklı olsaydı almışlardı yani, böyle. Yani. Şey benim kafamı çok yani karıştırıyor. Birini açıyorlar adamın karı oluyor ya. Girdi de işte beraber ama hiçbir şey görmüyor. Sese göre, pozisyona göre birkaç mermi saldı o kadar. Oyunda da yukarıya tabii bakıyorsun ya sarı. Yani şu konuda olabilir. Kafam oraya gidiyor benim. Vermeyelim artık çünkü S2G madeni buldu.
Sürekli A'dan oyunu bitiriyor. Ne? A'dan doğru zamanda mola alıyor. Veya Ritek'e bırakacağını bildiği için A'ya yerleşiyor. Yavaş yavaş bir böyle momentum alıyorlar. En kritik olay S2G için. Hem rakip. Bu arada DP zamanında Ufuk muydu İGL? Sıkıntı zamanında? Ufuk yapıyordu siz ama zamanınızda? Taktikleri falan birlikte hazırlıyorduk. Ufuklar birlikte. Firefox'ları falan. Belki 5 ultisi olacak. Ufuk değişik ya. Bazen ulti savaşlarını görebiliriz. Aynen. Bırakıyordu. 18. roundunda. Ama tabii önce bu karanlığında kazanması lazım S2G'yi söylemek lazım. Çünkü seride birçok kez eko verdiler. Aşağısı böyle. Bir riskle karşı karşıya koydular. Haa, konuklar böyle mi gözüküyor? Eko için Voot'un evet, zaten ultisi var. Y2J'in de round içerisinde kullanabileceği bir tehdit var. S2J yerinde olsam direkt C'ye koşu atardım. Yani S2J'nin çok rahat seri geçirebileceği bir anti eko olmayabilir. Brown mu? Yani S2J için en klasik şu setupta aklıma gelen şey Sova ultisi varken B plant al çık. Eğer Riense plant aldırıp çıkabilirlerse B'de gerçekten çok kolay bir round onları bekler. J-Long'a iki tabii tane bunu silahlı roundda mı yapacaklar, anti-eko'da mı yapacaklar bilemiyorum. C'ye ama koşu, silahlı roundda B plantal çıktı. Pressure A giriş mi olacak? Smack'la yatkın duruyor. Tabii zor, kolay değil. Yine A gibi. Öyle görünüyor. A'ya da geldi. Şimdi A'yı zorlayacaklar. Bu sefer bir stun geldi. Ve info da var. Stratif yakına yerleşiyor. Stinger'la bir evet. Hem de. Çıktı buradan. O duyuyorlar yalnız, yine duyuyor. Bakın Alkan nereye geldi oğlum? Gittiler buradan, geri döndüler diyor. Ooo herkes gidiyor. Rotasyona bakar mısın? Ya ama haritayı hiç zapt etmiyor S2G. Yani haritadan sıfır bilgi alarak oynamaya çalışıyor. Bu drone kimseyi tespit etmiyor. Çok koşu, çok karambol ya. Yeteri kadar yetenek kullanılmadı. Ereli, yine hoş geldiniz efendim. Şimdi klasikle savaşıyor S2G. 49 cana kadar düştü. Vurdu, şuradan bir iki tane nice, nice. Bir tane daha alalım. Ah! Ah be! 2 ve 3 Sasuke. Şerif de geldi. Disiplin, 3'e 2. Disiplin. Rezi içeride yardım gerekecek. Ve bu esnada... Disiplin, Merlas, disiplin. Bir işaretleme var. Sasuke kill alamadı daha fazla ve Voot'u da yakaladı Rezi. En kritik anlarda Rezi acil butona basılınca geliyor ve ona 7 yapıyor. Görebilir miyiz? Arkasına bir baktı. Çok sakin bir şekilde Clash Hunt'larda oynamaya devam ediyor. Merlas bir tık bunu beklemedi ya. Maçta tutmaya devam gerçekten. Acele etmedi. Ama Fireflux'ın da yani iki ekos var üstte. Çalamadığı rakibinden ikisini de çalabilirdi. Ucu ucuna kadar getirdi. İkisi de Clash'la beraber bitti. Kaybettiler. Burada bu arada fark etmemişler. Yani Verlas ilk başta baksaymış vururmuş çünkü Rez... Joseph Fly 16 Genix demiş kanka o işi ben gece konuşalım onu suçlu hissettim. Ben de aynısı var kanka konuşalım onu. Gel Discord'da yayın sonrasında konuşalım. Bir de ara sıkıntı değil makara yapıyorum. Yine Destructive az önceki Echo Round'da yaptığı gibi Aksa'yı. Dediğim gibi moda bu konuşulmuş büyük ihtimalle A lobby'yi vermeyelim artık. A lobby'yi vermiyorlar. Şok da geldi ya geri çık taktiğini B'den denemek isteyebilirler. Ama... B'yi de çok kalabalık savunan bir Fireflux var. Hatta önde Voot'u tutmayı tercih ettiler. Voot'un da operatörünü şimdi hesaba katması gerekiyor bir yandan Fireflux'ın. Çok devrede değildi çünkü şu ana kadar. Oğlum Celibon doldurmasana beni. Temizledi, değil, Distractive'i geri çekilirken görüyoruz. Ona kendisini göstermiyor Distractive. A'yı Distractive, Phantom'la kilitledi kalma şorttan. A'yı geri ittiremedikleri için tam anlamıyla... Nereye giderlerse gitsin kalabalık bir savunmayla karşılaşacaklar çünkü B'de de oyunu kilitleyen Voot var. Yani haritada geriye kalan tek yer C. Ve herkes şu an C geldiğinde biliyor yine. Sova ultisi var C girdiklerinde. Kesinlikle. Yani harcanabilir uzaktan burada. Direkt garaj açtık. Sars değil mi? Flash mı istiyoruz? Flash istiyoruz arada. Taret kantan. Sars istiyoruz. Sars. Eyvah. Çok iyi lan. Etkilendi. Şimdi Sova ultisi gelecek. Sasuke takım arkadaşını da arada götürdü. Hiç önemli neden bu? Yük. Nice oğlum Hakan çok iyi lan. Çok iyi ulti. Harika bir şekilde ultiyle arkaya sızdı. Ya o kadar çok ulti var ki Karan. Evet. O fark edilmemiş olabilir o ultisi. Fark edilmemiş olabilir ama herkes bir şeyle meşgul. Zaten Sova'nın anlamadı. Evet evet çok kaos vardı. Neyken arkalanması bir de evet. Ultiyle arkalandı. Ya da yalnız dikti ya herkes öldü. Takım arkadaşında kötü olmasına rağmen. Katliam yaptı. Önemli olan hücumu kesmesiydi kesti. O yüzden çok şikayetçi değildir herhalde arkadaşı da. Ağlabiye devam ki. Orada bayağı ulti harcadı Fireflux onu da söylemek lazım. Yanlardan bir bizden. Öyle round yani alıyorduk A'da. İki tarafta A'dan devam edelim denildi. Yatırımlar yaptılar evet. Ama tabii... Biz niye? Hakan niye short'a gitmedi? Bak yine değiştirdik setup'ı bak. Selamlara bakar mısın? Evet. Neyse herhalde flash... Ama işte ekolarda diyoruz ya flash'la kaybedildi yani. Hani ekolar bile zor geçti orada. Aynen. Kontağa. Hızlı geldi Rasa bak. Ufuk'un kontağına. Drone'un kontağına. Attık. Flash vurduk. Çok iyi. Aldık kaçtık. Disiplin. Çok iyi. 4'te 3. Kısayı tutuyor. Power'a distraktifi bulmuş. Piklemek zorundalar ama Voot'un operatörü var. Kim çıkartamadı bu sefer yakında bir isim kısada. Harika bir buz Power'a'dan. Razer'in desteği geldi. Verlas'ı çevirdi. Oh lan. Power'a 3 kille site'ı açtı. Yapmayacağın şey değil Mert. Yapmayacağın şey değil. Sedasız çıkmak istiyor zannediyorum. Smoke ne zaman da alacak. Şu bir. Koydun cross'u. Çıkamaz
akrosuna. Akrosuna çıkamaz. Okey. S2G yakasından düşmüyor yani parçası. Yani tehlisi bir bait ya olarak kullanabilirdi orada ki. Yani belki de çok fazla kullanıyor demiştik hatırlıyorsan Y2G'yi ama burada kullanmak istemedi. Gadget'ini. Tabi burada Varlas'ın da yalnız kör rakibine karşı kaçırdığı ikinci spray. Çok büyük sorun. HP bile kötü bir maç geçiriyor frag anlamına ama burada bunu vurması gerekiyordu ki round'u bitirmek anlamına. Burada da Rezi yine acil bir clutch daha takımına kazandırdı. 11-8 Farflux'ın ekonomisi zorlamayla biraz yarım bir şekilde çekildi. Yine 3 tane aslında rifle var, fena sayılmaz. Ki güzel ya, düzgün okuyoruz, mikrolardan gidiyor. Işık hızı da yürüdü. Window'a kadar. Power'a bekliyordu şu ana kadar. Ah be yine inanılmaz kritik. Yine yani, güzel move. Haritada Killjoy'u bu şekilde kaybetselerdi tamamen evet, herkes ağdayken ki, sıkıntı doğar gibi. Strictly'de silahlı oyuncuydu, evet, arkalardı. Ben momentum verdik. Varlas bir tane kill var. Kasımda farkında bir smoke daha kazandı. Varlas çıktı çoktan. Hüccü yani. Katarken Wood arkada tarete yakalandı zaten ve nerede olduğu belli. Hala spawn'a bakıyor şu an. Şimdi fark etti. B'ye dönmüş olabilir düşüncesi var herhalde. Bir aslan bakıyordu spawn'dan da herhalde orada bir infolaşma. Almadı mı peki? Almadı mı peki? Bunu deneyebilir zaten. Hiçbir şekilde saklamasına gerek yok. Alırsa fiyatını söylerim. Alırsa şu an piyasa fiyatını söylüyorum direkt. Direkt sola bağlayacak mı diye bakıyorum. Çünkü power backup'ında değil şu an aslanın. Direkt aslanı vurursa bir daha 1v1'e gelecek mi? Wood'dan inanılmaz bir headshot daha geldi. Şimdi power'ı arayacak, power'a. Kısa da zannedebilir. Yakınlarını çeklemeye devam ediyor Wood. Şöyle bir yarıya kadar alacak herhalde. Böyle bir fake attı. Spawn'a doğru baktı. Power'ı her yerden arıyor ama o kadar çok açı var ki. Power'a da spawn'dan bir clutch daha kazandırdı. Yine yarım round, bir eko round kriz şeklinde geçti SG için ama ya ben son dönemde bu kadar clutch'ın tek tarafa gittiği bir maç seyretmedim. Yani Rezi, Paura işte evet, gidiyor, bütün clutch'lar SG'ye gidiyor. Yani son 7 round'un altını kazandılar hala. Momentum verdik şu anda, bir şeyler yapmamız yani lazım. Kaybettikleri an paraları kalmayacak. Eko'ya, ne 12 olacak zaten FF. Ama şu çok güzel SG için. Bu kadar geri dönüş uzaktan yapılmış olsa da hala bir hata payı var. Tabii. Yani bir tık zor bir şekilde en azından evet, uzatmalara götürebilme şansı devam edecek. Biri ultiyle sayıda alırlar. İçeriye girdikten sonra kilitli atarlar. Bunu kaybederse geliyor. Eko'ya düşecek. Yani Fireflux arada bir round kazandı. Şarkımını keset yemişti. Evet. Bu da bir fırsat yani, tabii ki S2G için. Ulti avantajı şu anlamda yani şu anda S2G'de kesinlikle. Hayır, aslında smoksuz almıyorlar ki. Jayans'ın üzerine oyun kurabilirler. Herhalde ve Power'ı bunu destekleyebilir gibi ben görünüyor. Bu sefer ultiyle belki ama. Çünkü A-Lobby'i de alamadılar. Hemen round başında evet, oraya biraz baskı uygulamıştı Firefox ama tekrar oyun A'ya dönebilir. Window'dan çıkarılan bir Sova drone'un arkasından. Çok kısa kaldı bu arada Sova drone'u. Pek info da almadı. Zaten oraya bir hemen Destructive'den yardım smoke var. Sasuke buradan hani vurup kaçırsa çok ekstra olacak. Sadece info olacak ki. Oraya doğru, o hızlandırıyorlar. Destek gelmedi yalnız yardıma. Tecid gelecek oraya doğru şimdi. Sasuke, bu arada uzun tarafında kalmayı tercih edecek ama çıkmayabilir. Şu an için Tecid'den. Smoke'lar geldi, sıçramayı duydu. Rus'u biliyor. Ooo, çok iyi flash. Ooo! Rezi koşarak Sasuke'yi vurmuş. Destek'in ikiline rağmen power üzerinde. Kör'e koşuyordu. Harika. Sova'yı kaybetmek büyük handikap. Evet, Yetücü'nin de kili şeyi var bu arada. Tecid'i kullandığı anda biri hiç ultisi devreyecektir ya da Sova ultisi harcanılacak. Yalnız kill bile geldi Sova ultisi. Ondan bile yaraydı oldu. Eyvah eyvah. Yemedi. Yetücü yemedi. Çıkarlarsa eğer. Kalmayı tercih ediyor Yetücü. Yine arkadaşı önüne tekrar kıramadılar Sova. Herkes göründü. Çok iyi. Hala 4'e 3 süremiz var. Oldukça kritik. Güzel bir şok ok oldu. Şimdi onu darlamamız lazım. Biri dokunsun. Long'a bakıyor zaten Verlas. Biri dokunsun. Short alsın bile. Çok iyi. Nice. Tek başına kaldı. Aslanlar harika vuruşlar. Yarıya kadar. Nice be. Destructive. Harika geldi. Kaya kaya. Aslanı yakaladı. Firefox zor oldu. Round 1'e zora girdi. 3 tane artık maç puanları, seri puanları var. Etici oyuncuları böyle bir salon yaptılar, fight'a girmeseler. Evet, yani çok keyifli oluyor bu arada. İki takımda gerçekten ekstra yapmak konusunda hiç geri adım atmıyorlar birbirlerine karşı. Sağ olsun, 20. ay sağ olsun. Eyvallah Oysal. 20. ayımız kutlu olsun. Kabe'nin bu çok felaket bir şey yani. Smoke'tan tahmin etmedi çünkü canları da azdı bu arada. Şu an Primer'ın en iyi oyuncusu bence yani şu an. Destructive ama Destructive'inde yani böyle bir şey yapmak zorunda olduğunu söylemek lazım. Çünkü body block bile yetmeyebilirdi. Canlar azdı çünkü o spray'de. Evet.
Ve 3 tane seri puanı geldi Fireflux için. Amen tarafında yine karşılıklı. Oy, herkesin ışığı yandı orada. Hasar da var. Yani aslanın en iyi camı kaldı. Dediğin gibi yani bir verilen roundda patladı Stuji için. Yine A'yı hedefliyorlar. A'da ısrarca. Distractive Melik. Bu arada çok kritik bir yerde Russ'ın canı 5'e kadar Hakan'a düşüyor. Çok iyi. Çok iyi görmemiş. Galiba onun için Enko 9. ay efekt kalp demiş. Aaa oğlum ne? Wood biraz sabırsız davranıyor. Bir ihtimal de orada şimdi Stuji için. Ve ne iyi, aldı direkt. Omen ultisi distraktif backup'ı böyle getirdi. Ve oynadılar. Ve hücum mu yapılacak? UTJ çıkar mı? Bir tane şok iyi. Ya, güzel güzel, Eren'in yeri çok iyi. Çok iyisin oğlum, çok iyisin. UTJ'nin aldığı 2 kill sonrasında Aslan Rezi. Yani gelin Hakan abinizin kucağına şimdi. Hakan! Ulan Hakan! Tamam. Ne yapıyorlar? Çok iyi bravo. Klap 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 klap. Günü bu şekilde kapattılar. Ona 3'ten sonra çok güzel bir comeback girişimi vardı Estuji'de. Saçmışlar ya. Çok iyi. İşte takımı da tebrik ediyoruz. Keyifli bir haritayı izledik. Fireflux'ın takım içi Merham, abini unuttun galiba. İnfan olasınayım. Yeneceğim de beğendim. Dediğini duyuyorum şu an resmen. Çünkü gerçekten maçın ilk bölümünde ve hatta maçın %75'inde çok iyi oynayan bir Fireflux. Raportajı çıkacaklar mı? Evet olacak. Evet. Olmayacaksa onları da, onları da kamerayla bağlayalım direkt. O yüzden dedim hani şuraya da bir satır daha onları ekleyelim. Çok daha özgür olduğunu gördük. Çok daha kafa karıştırdığını gördük. Ama onlardan bir kişi çıkmıyor ama. 3 tane site'lı yapısının bir etkisi var bence. Çünkü aklımda sürekli Fireflux'ın neye tutmam lazım, nereye geliyorlar diye bir varsayım üzerine kurulu. Ama değişmeyen şey Fireflux'ın galibiyeti oldu. Ay, kafasına vurmuş bir de. Ben bu kadar FF'i destekliyorum. Bana bir FF hudisi gönder bir adam. Siz ne göndermedik mi kızım? Gönderelim. Evet. Gönderelim ben nedir? Ona rağmen comeback geldi. Yeeey. Fatih'in edici bir denememi değil. İşte son post bakalım abi. Ne oluyor şu an? Bakayım. Biraz daha dengede giden bir maç. Süper süper süper. Bu ne? Hani 7 round'un altısını kopmamış bir oyunda kazansalardı daha farklı bahsedebilirdik Estuji'nin oyunundan ama tabii üstünlüğü farklı. Selamünaleyküm Destructive. Hakan'ım hoş geldin. Yani bize de kısa bir röportaj vermek ister misin? 2 hafta Estuji için kayıpla geçiyor. Davet atabiliyorsun belki bu arada. Nasıl atabiliyorum oğlum? Twitch şeyinden bize attığın gibi. Firefox 2-0'la. Hakan seni direkt yayın alayım mı? Hazır ol. Müsait ser. Firefox'ın yine kanka direkt bak direkt biraz tedirgin etmiştir özellikle bu oyunu yani Wood'un performansı şimdi ligdeki en iyi jet tartışmaları her zaman yaşanır. Wood al beni bekle. Al beni. Evet, aday deyince aklımıza tabii ki de MVP geliyor. Maçın MVP anketi içinde ekrandaki QR kodu okutup hemen oylamanızı yapın diyelim. Tabii Estuji anlamına iyileşen şeyler var mı? Bu hafta itibariyle var ama bazı kronik sorunlar devam ediyor. Bir kere tabanca roundları genellikle kaybediliyor. Kazanılsa bile karşısında eko veriliyor hemen cevap olarak. Yani hemen yani ekliyorum seni Hakan. Yani bir şekilde Stuji'nin bana şimdi Twitch'ten bildirim gelecek. 3-4 farkla geriden başlamamız lazım. Yani bu oyun bir comeback oyunu değil. Evet comebackler her zaman etkili ama Stuji'nin de biraz bazen oyunları önde götürmesi lazım. Avantaj yakalaması lazım. Hazır mısın? Baskı geliyorsun. Baskı üzerine atması lazım. Yani Fireflux'ın Heaven haritasında baskı yaşadığı toplam süre olarak 5 dakika falandır belki. Yani onun dışında hep bana öndeler, hep rahatlar. Sen onu bir tek sen duyacaksın çok galiba. Çok rahat oynayarak ki özellikle bu başta olmak üzere. Ha lan nasıl yapacağız onu? Her türlü sen Discord'a geleceksin. O baskıyla o hatayı Hakan yaptı. MDC. Ama hani geride olan bir takım olsa belki Wood daha fazla hata yapabilir. Ama o A'dan arkada pozisyonunda mesela belki normalde bekleyecek. Herkese vuracak bir oyuncu. Ve yine 300 ACS paraline ulaşmış Wood. Biriniz bana 3 harfli bir şey. Ne oğlum? Yani ne demek bu Destructive? Tam olarak Destructive'de oynaması. Bir R sonra 2 E Destructive. Rezi takımını ya bir fiil ayakta tuttu bu arada. Çünkü yani diğer oyuncuların hiçbirisi 200 ACS'in üstüne bile çıkamadılar. Evet. Yani Rast da 100'ün altında hatta. Evet. Rast iyi başlayamadı. Daveti gönder. Sezona. Bu bir gerçek. Kanka şimdi polise geleceksin önce. Sen de fena değildi. Bu ortada da bölüm bölüm izin ver Hakan şeylere. Dur. Hakan önce lobiye çeksene. Yeterli değil. Şu anda Stuji'nin kameraya izin ver, mikrofona izin verme o şeyde seçenekte. Alo. 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 Aleyküm. Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş bulduk efendim. Nasıldı maç? Harikaydınız. Bizim sana sormamız sihir keyfi olarak. Harikaydı. Perfecto. Kollar, reaksiyonlar, vuruşlar yani. Ultiler yılandı.
Yani elimizden geleni... Bir tane, bir tane. Dur bu yorumlara başlamadan şu kameranı istiyorum. Kamera mı? Evet evet, şu bak Twitch'e gir, sana bildirim attım. Tarihten ona kabul et, bakıyorum. Aynen. Bak şimdi, olaya bak şimdi. Tamam. Devam et dedim. Aynen. İzin ver dedim mikrofona, ver. Kameraya da izin ver dedim. Aynen öyle. Sonra oradan mikrofonu kapatırsın, Dejan konuşuruz. Kameram çıkıktı. Mikrofonu da mute'la diğer ekranda Hakan. Belki şeyde mi? Duyabilir. Twitch'te. Tamam, ha, Twitch'te. Twitch sekmesinde aynen. Tamam. Orada aşağıdan seçebiliyorsun. Mute'u tıklayabiliyorsun. Kamerayı takıyorum bir saniye. Taktım. Maykur'un Maver'e benzemesi yok be, o kadar benzemiyorlar. Bünyamin... Ay orada Bova abonekide etmiş, teşekkür ederim. Kim Maver'e benziyormuş da? Bora. Devam et dedim, kulise katıl dedim. Ne oluyormuş? Konu slot yerleştir. Tütün mamulleri geldin. Kullanabiliyor muyuz yayında? Kankacım bir dur, iki dakika içme be, biliyorum maçtan çıktın ama yani. Adam daha kamerayı açmadan oğlum sigara içip gelsin adam. Aynen sigara içip chat'e gelmiş adam. Şu an benim kamera açık mı? Ben kendimi göremiyorum. Değil kanka, değil. Onu bir aç kapat. Ya dur bakayım, şöyle yapayım. Ha, rap geldi. Hah geldi, tamam. Bu ne lan, siyah beyazım? Bir saniye kanka, şimdi ekrana veriyorum. Hoppala. Oh, evet arkadaşlar, evet. Karşınızda Hakan Destructive. Kanka hoş geldin. Herkese tekrar. Merhabalar arkadaşlar. Hoş buldum. Evet, nasıl bir maçtı? Senden alalım yorumları. Yani rakibimiz güçlü bir rakipti. Buradan ellerine kollarına sağlık diyorum öncelikle. Onun dışında yine her zamanki gibi kontrolümüzde. Tıpkı çalıştığımız gibi. Yani beklediğimiz gibi sonuçlandı. Bazı yerlerde elbet ufak hatalar oldu. Ufak hatalardan dolayı kaybedildi roundlar vesaire ama yani günün sonunda oynamak istediğimiz oyunu oynadık. Kontrolü hiçbir zaman rakibe vermedik. Galibiyeti aldık. Biz zaten dışarıdan izlerken bütün adamların yani neredeyse perfect'e yakın okudunuz yani. Kollar çok doğruydu. Hani kolların hani verdiğiniz roundlarda bile yine kol doğruydu. Böyle orada küçük mikro hatalardan gitti. Vuramadı da işte bir küçük iki fail oldu falan. Yine de ona rağmen 4-4'lük bir oyundu. Takımda acayip bir ruh var. Ruh yani aslında baktığımız zaman... Kanka çok Sasuke pardon bölüyorum. Çok pardon. Vallahi böldüm. Başladık ama aslında bu... Bizim iyi bir takım olduğumuzu gösterir sonradan geri dönebilmek. Çünkü rakibin oyununda en başta hiç fikrimiz yok. Çünkü cidden hani şey yapmadım. Ben tuvalette falandım ya bizimkiler konuşurken. Hani ondan sonra geldim. Maça başladık. Maçın başında çok heyecan oluyor. Onunla beraber bir ilk roundları veriyoruz her zaman. Parla maçında da öyle oldu. Hep geride başladık maça. İlk pistolü verdik. Ama sonrasında rakibin oyunu anladıkça, rakibi çözdükçe kolay bir maça döndü. Takım bizim için. Şu anda tabii ilk haftada kazandı. Parlayı yendiniz. Ardından Estuji'yi yeniyorsunuz. Takım içerisinde... Ben kusura bakma, bizim de ilk defa böyle bir rejili durum olduğu için ayarlayamadık tam timingleri. Daha karşılanmadı. Çünkü önümüzde daha büyük bir rakip daha var. Yani bu kendi görüşüm tabii ki de, takımlar alınmasın. Bence şu an oynayacağımız bundan sonraki haftalarda en büyük rakip Supermassive. Onların üzerine oynayacağız. Onlar için çalışacağız. Son hafta galiba maçımız yanlış hatırlamıyorsam. Şu an tam olarak karşılanmadı. Hedefimiz Supermassive'i de yenip ligi 9-0 kapatmak. Tabii bundan 3 ay önce yani çok daha farklı bir roldeydin. 3 ay önce, 5 ay önce. Yavaş yavaş insanlar seni daha fazla fark etmeye başladılar. Farkındasındır sen de. Daha büyük bir ilgi de var. Ailene de selamlarımızı iletelim. Evet, tebrikler. Tebrikler tekrar. Tabii 3 aydır, 5 aydır bu ilgi daha fazla arttı senin üstünde. Özellikle kadro değişti, Laurez gitti, Sociable gitti. Evet. Ve ön plana çıkmaya başladım. Bu nasıl hissettiriyor? Yani çünkü hafif hafif sanki senin de bir lig için en iyi jetler listesinden aday olduğun bir gerçek. Hafif değil de bayağı bir gerçek. Bir süperstar rolünde oynamak nasıl hissettiriyor? Ben hala hani iyi bir jet olduğumu düşünmüyorum çünkü hem alışamadım hem de ben hala kendi rolümü jet olarak görmüyorum. Yarın bir gün herhangi bir takıma gitsem, Avrupa'da partner takım olur, farklı takım olur. Hani yine smoker öncelikli olarak gitmek isteyeceğim o takıma. Çünkü cidden hani jet oynamak insanı yoruyor. Hani ve abi, izlerken bile yoruluyoruz yani. Takım arkadaşınıza öyle bağlı olduğu için bir tık da, çünkü oraya bir skill desteği lazım, şey lazım, o bu şu lazım. Hani insan cidden mentalini zorluyor. Hani jet oynayanlar beni anlayacak şu an. Cidden tilt olabiliyorsun maç içinde. O yüzden bir takıma gitsem muhtemelen smoker olurum. Veya bu takıma bir entry alsak muhtemelen smoker'a geçerim.
O zaman adam smoke istiyor benim için Hakan. Yoksa pek seni smoke olarak değil de jet olarak tercih edecekler. Transfer olursa oynayacak işte. Ben de işte. Bir soru soracağım. Bir şunu eklemek istiyorum. Aslında sen de biraz bahsettin ama şimdi jet dışında artık çok fazla duelist meta da yok. Yani hani özellikle Chamber'ın nerflenmesi sonrası agresif char olarak biraz daha işte Daze'le jet etrafına dolaşıyor gibiyiz. Jet dışındaki duelist performansları nasıl peki senin? Yani kullanma noktasında, alışma noktasında nasıl hissediyorsun kendini? Çok iyiyim deyip bitirsen hemen. Zaten bundan önce Jilut oynamıştık, Navi ile oynamıştık. Onda Raze'i ben oynadım yani hani diğer aslında benim bir nevi rolüm hani ilk duelist Jett değil de Jett Raze değil de daha çok Phoenix Reyna tarzıydı. Hatta ESO turnuvasında yine bundan önceki Icebox'a Reyna'yı ben oynuyordum. İki entry yapıyorduk. Pardon Chamber yapıyorduk. Yani aslında benim rolüm o. Diğer entry'ler. Ama Soulshable'ın parlaya gitmesinden sonra mecburen Jett'e geçtim. O yüzden yani diğer entry'lerde daha da iyi olduğunu düşünüyorum Jett'ten. Önümüzdeki haftalarda görürüz diye düşünüyorum evet. Diğer entry'lerde zaten. Peki Sasuke ile IGL, Sasuke'nin IGL'inde oynamak nasıl senin için? Dedem gerçekten çok tecrübeli hani. Evet. Dedem. Cidden dede hani selamlar. Onu maç içine yansıtıyor çünkü biz uzun zamandır IGL'si oynadığımız için konuşamadım. Şu an cidden onun rahatlığını çekiyorum. Hani maçı da cidden yöneten biri var, sadece tek başına konuşan biri var. Eskiden cidden kaos hakim oluyordu. Çünkü herkes bir şey söylüyor, herkesin aklında bir fikir var. Herkes yine iyi oyuncuydu. Ama bu iyi oyunculuğun cezasını da çekiyorduk herkesin aklında bir fikir geldiği için. Çok kararsız kalıyorduk. Ki bence öncesindeki başarısızlıklarımız da bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Şu an tecrübeli bir IGL'de zaten hani neler yaptığımızı görebilirsiniz maçı nasıl yönettiğini. Görürüz maçı izleyerek. Hayatım. O yüzden doğru. Benim yorumuma kapalı yani. Bence Sasuke'nin IGL'i. Ki o zaman teşekkür ediyorum bütün yorumların için, cevapların için. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı acaba? Buradan destekleyen herkese selamlar. Başka da bir şey yok. Peki. Teşekkür ederiz. Peki umarım daha sonra tekrar görüşürüz. Tekrar tebrikler. İyi ve başarılar, ellerinize sağlık. Teşekkürler. Üzere. Ağzınıza sağlık abi. Çok teşekkür ederim. Kanka şimdi burası biraz daha official ya Hakan. Sen bunları siktir et. Bize neler oldu maçın işte onu anlat. Hakan'ın bir soruyla başlamak istiyorum ya. Evet. Biz konuşmuştuk. Mesela Ascent A'da 3 kişisiniz ya. Ufuk B tarafında oynuyor. Şey, defans tarafı. Hani orada farklı bir lidleme de senden geliyor mu? O tarafta mesela main'i alıyorsunuz, main'i bırakıp short'a dönüyorsunuz falan. Bu dönüşler. Yoksa takım kararı mı? Birinden mi geliyor? Sanki biz dedik ya, şimdi... A tarafında o tarafı sen handle ediyorsun diye. Evet, şu anda şimdi şöyle bir olay yapıyoruz. Yani genelde bana kalıyor evet ama yani Ufuk bir plan kuruyor. Ben Ufuk'un kurduğu planı destekliyorum. Yani aslında ben kollara karışmıyorum. Ufuk'un söylediği planı destekliyorum. Yani bunu bazı zamanlar Mert de yapıyor, bazı zaman Metin yapıyor. Ama çoğunluk olarak daha çok ben ele almaya çalışıyorum. Ben sana çok spesifik bir round hatırlatacağım Hakan. Evet. Bir tane gun round'da Ascent onlar atak. Gun round öncesi pause aldılar, sonra araç yaptılar dümdüz. Hatırladın mı o round'u? Evet. O round'dan sonra 4 kişi short geldiler. Siz o round'da 3 short'tunuz mesela. Kim verdi o kolu? Vallahi hatırlamıyorum. Oh, hatırlasan süper olacaktı. Ama genel olarak şöyle bir plan. Ya şimdi şöyle, verdiğimiz her round'dan sonra adamların ne yaptığını konuşmaya çalışıyoruz. Yani ne yapıldı da kaybedildi. Onun üzerine oyun kuruyoruz. Yani aslında yine bir kişinin üstüne kalmıyor bu. Öyle söyleyeyim. Tabii canım yani bu CS'de biraz daha bitchteydi yani. Vallahi herkes oturdu ki dışarıdan bakınca böyle net okuduğunuz anlaşıldı yani. 3 evet, short'unuz evet. Yani onlar gibi, da 4 short geldiler. Evet. Evet. Genel olarak şey yani kaybedilen round'dan sonra hemen bir konuşma yapılıyor yani. Reaksiyonlarımız güçlü, güzel. Doğrusu da o zaten. Direkt hotfix. Devam. Evet. Evet. Güzeldi. Çok keyifliydi ya. Ben bayağı keyif aldım. Ben deli de mutluymuşum. Ben adamlara konuşuyorum ya. Teşekkür ederiz. Teşekkür tekrardan ederiz. Elinize sağlık Hakan'ım. Bu da çok güzel oyundu. Teşekkür ederim. Sizlerin de gözlerinize sağlık. Desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Buradan FF taraftarında teşekkürlerimi iletiyorum. Evet. Evet. Oldu o zaman. Ne oldu? Oldu o zaman. Yahya Halil Destructive abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederim. Ne yapayım kaçayım şimdi o zaman. Zaten yok yok kaçmana gerek yok. Şöyle şimdi zaten aldığım duyumlara göre bir saniye. Dur bir izle. Herhalde sizin Salih abiyle bir etkinliğiniz olacak şimdi, doğru mu? Biliyor musun hiç o taraflara? Ne gibi bir etkinlik? Yok hayır. Toplu çorbaya gidecekmişiz, dur. Şu an geldi haber okuyor. Çorba yani. Mark niye miydi düz? Yoksa alt çizgi falan var mıydı?
Aynen Mark mı? Tamamdır. Of. Çok iyi ya, tamam. Puan durumu nasıl peki şu an? Neler oluyor ligde? Bir sup kaldı herhalde değil mi? Şu an sup 1 FF2. Ya supun da maç fazlası supunda olduğu için. Supun da maç fazlası var. Evet. Onlar ilk haftaya hafta... biz de 2 maç oynayacağız. Aynen. Onlar ilk hafta 2 maç oynadı. O yüzden evet, maç fazlası var. Şöyle baktığımız zaman. Hakan abi sakalları sal denmiş. Neydi lan o? Sakallarımla oynuyorum ya galiba, o yüzden diyor. Ha. Tamamdır Hakan'ım, senlik bir şey kalmadı ki. Ben Salih abi açınca Salih abi yayında tamam. Görüşürüz. Tekrardan tamam, eline tamam. Koluna sağlık. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkürler. Allah Allah. Bu niye böyle bir şey oldu? Neyse. Güzel abi. Spoon maç fazlası var. Bizim diğer maçımız ne zaman? Hemen bakalım. Cumartesi pazartesi. Cumartesi Thunderbolts, pazartesi Galatasaray galiba. Berkut'un tweet'ini de attım bu arada. Chat çok istedi. At bakayım kankam. Ben de şimdi onu gördüm, bov oldum. Ne o? İlginç, kaç kere yendin böyle bir şey yazıyorsun. Sanırım PUBG'de ilk bildirim bana karşı ofşu olamadı görevliyiz. Kimin mesajı acaba? Kuduracağım şimdi. Harbi kuduracağım. Ben de. Ama benim mesaj, tahminim ya? Var. Evet, tahminim var. Ekleyelim. Dram is coming. Abi bu oluyor, TR piyasasında bu oluyor yani. Ki bence ya ben yani böyle bunu şeyleri seviyorum. Ben de seviyorum ama işte ya. Bizde ben bunun de sınırı belli olmadığı için, yani bunun bir sınırı yok. Çünkü bunun iki laf sonrası ben senin ananı şöyle, o senin bilmem ne. Ha, yani onu koruyamıyoruz biz. Biz onu koruyamıyoruz. Kindarlık oluyor, o kötü oluyor. Düşünme hiç. Neden ya? Ha, normalde NA'de falan bunu o kadar sık yapıyorlar ki. Yani full geyikteler yani. Hiç kimse de bundan etkilenmiyor. Diğer yayın adamlar birlikte oyun oynuyorlar. Duo atıyorlar yani. TR'de herkes bıçak. Evet. İnanılmaz bir introyla yine Salih abi arkadaşlar. Karşınızda bak. Yine mükemmel bir... Bu adam hayatımda tanıdığım en iyi prodüsörlerden. Yani content creator. Fikir deyince akla gelen ilk isimlerden. Salih abinin giriş introsuyla karşınızdayız arkadaşlar. Arkada çok iyi.